Herkes anladı mı görevini? Ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Beşinci kere de anlamıştık zaten Gayret abi ya. Yok ama abim özellikle 15 kere anlattı kardeşim. Ya bak şimdi ne yapacaksınız biliyor musunuz? Sevgi buradan geçerken kapkaç yapacağınız. Yani kapıp kaçacağınız. Sevginin önünde ne varsa kapıp kaçacağınız ona kapkaç deniyor. Tamam mı? Öyle yapacağınız. Abicim 16 oldu. Anladık. Abi anladık abi. Anladık biz. Kapkaç yapacağız abi. Evet. Ama bana bak. Eğer onu kapıp kaçarken sevginin kılına zarar gelirse var ya. İkiniz de ağzını burnunu kırarım. Mahvederim sizi. Ablam ya o benim. Niye ablama zarar vereyim ya? Evet. Bir de şey. Siz şimdi ne yapacaksınız? Kapkaç yapacaksınız ya. Tamam tamam. Kapkaç yapacağınız ya. O esnada o hop ben mi çıkacağım karşınıza. Hadi gidin buradan. Yürüyün gidin. Diyeceğim size. Korkacağınız tek metre. Bir dalarım ben size. Kahraman olacağım sevginin. Tamam mı? Ne yapıyorsan yap ya. Ne yapıyorsan yap. Kurtulalım ya. Sevgi. Sevgi. Maske. 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 Koş 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 koş. Murat, bak arkadaşlarımız gidiyor. Güle güle demeyecek misin? Hadi güle güle. Görüşürüz. Görüşürüz Devran. İyi misin hayatım sen? Gelip buradan beraber hoşça kal desek. Yok, gerek yok Burcu'cum ya. Burcu, ya Murat demin kahve döktü oraya. Senin korkundan kalkamıyor. Ne? Ya Murat kalk şuradan çekil. Ya ne yaptın ya? Ne yapmışsın işte? Sabahtan beri uğraşıyorum ben. Deli gibi temizlik yaptım. İnsan birazcık dikkat eder. Bir de söyledim dikkat eder misin diye ya. Aşk olsun. Burcu döktüm işte ya. Vallahi döktüm yani. Ya benden kıymetli mi? Öf. Ya Burcu. İlişkilerde dürüstlük önemli. Ha Selin. Sana da Cem'le ilgili bir şeyler anlatmam lazım. Cem var ya Cem. Cem aslında maço falan değil. Senin öyle hoşuna gittiği için sana öyle davranıyor. Bu senin günlüğünü mü ne bulmuş onu okumuş. O yüzden sana öyle davranıyor. Cem var ya yoksa böyle küçük bir uysal kedi yavrusu ya Cem ya. Cem. Ne diyor bu? Ya sen onu bıraksan Selin'cim o ne dediğini biliyor musun? Ne diyorsun oğlum sen? Sen bana yalan mı söyledin? Hayır söylemedim. Ya yapma ya yalan. Hayır söylemedim. Git Cem ya. Oğlum ne oluyor Selin? Selin! Hadi gidelim biz de Hande, yürü. Aa Hande, senin de saçların iğrenç olmuş. Gerçekten mi? Aa ben demiyorum, arkadaşların diyor. Özellikle Ece. Hiç beğenmemiş ama senin yüzüne karşı çok beğendiğini söyledi. Doğru mu bu Ece? Hande'cim ne alakası var bir tanem? Yalan söyledin yani bana. Ama niyetim pek o değildi. Ya tamam ben anladım. Sus, ben anladım. Hande, canım gel bak gerçekten. Bu da iyiymiş ha. İnsan böyle yükünden kurtuluyor. Burası bizim dükkan. Burası tuvalet, depo ve bizim hedef noktamız kasa. Kendi arabalarımızı kullanamayacağımız için önce bir araba çalıp dükkanın önüne park ediyoruz. Kendi arabalarımız. Oğlum kendi arabalarımız olmadığı için zaten bir araba çalıyoruz ya. Ya kafa karıştırma Mutlu ya. Şurada bir şey, iş yapmaya çalışıyorum. Rıfkı ne yapıyorsun sen? Planı anlatıyorum müsaade edersen. Arabayı dükkanın önüne park ediyoruz buraya. Ama kontak açık bırakıyoruz. Her an acil bir durum olabilir. Acil durum olursa ne yapacağız? Hemen arabaya atlayıp kaçacağız. Kar maskeleriyle içeri dalıyoruz abi. Ya Rıfkı. Bundan sonra birbirimize isimlerimizle hitap etmek yok. Ha. Herkesin bir kod adı olacak. Aferin lan. Bundan sonra benim adım Mutlu, seninki Rıfkı. Aferin. İnanılmaz bir zeka. Ne güzel bir değişim ya. Çok düşündüm bu konuda. Profesyonel çalışıyorum. İçeri sızıp oyuncak silahları çekeceğiz. Kasada kim varsa etkisiz hale getireceğiz. Ya Rıfkı. Rıfkı değil. Mutluyum ben. Tamam Mutlu. Ya ne mutlusu ya Rıfkı, yapma şunu. Ne gerek var oğlum bunlara? Gerçek soygun yapmıyoruz. Sen farkında değil misin? Abim için numaradan yapacağız. Kasaya gitmeyeceğiz bile. Gitmeyeceğiz. Unut. Tamam.
Kaldır şu saçma sapan planı. Haklı. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? İkiniz de kar maskelerini takıyorsunuz. Elinizde oyuncak silahlar oluyor. Dükkanına içeri giriyorsunuz. Ben de sizi etkisiz hale getiriyorum. İkişer tane tokat çekiyorum size. Ondan sonra çekip gidiyorsunuz. Hayır ya, tokat falan yok ya. Kusura bakma abicim. Tokat falan yok. İstemiyorum tokat. Şu halimize bak ya. Ya oğlum tokat dediysem öyle sert bir şey değil böyle. Aa ne yapıyorsun ya? Neydi bu şimdi? Bence sert. Aa! Ya, acıyor ya. O zaman biraz hafifleteyim. Aa bu ne abi? Hafiflemiş halim bu. Bu hafif değil mi? Ya ne hafifi ya? Sen alenen adam dövüyorsun burada ya. Ya ama siz hemen ağa diyorsun, ağa diyorsun, ağa diyorsun. Ya bu nasıl gayet abi? Ya abi, abi. Ya abi bir dakika ya. Daha olaya başlamadan tokat manyağı ettin bizi ya. Evet ya. Bunların yarısını vur yeter işte. Yarısı. Tam olarak bunun yarısını istiyorum. Omzum çıktı ya. Tamam ben ayarlayacağım onu diyorum. Allah Allah uzatmayın. Bana bakın hemen çıkın gidin. Aklınıza bulunsun. Bak tekrar söylüyorum. Dükkanda kimse yokken gireceksiniz içeri. Tamam mı? Tamam. Hadi kalkın yürüyün. Ama daha bunu saklarız. Kızardı ya. Al güzel çıkın. Hayır. Çıkıp atacaksın. Hayır. Hayır. Bir de benim en yakın arkadaşım olacak yani. Merhaba anne. Merhaba anne. Anneciğim abartmıyor musun ama yeter ya. Neler duyuyorum. Ececiğim kusura bakma. Ama Hande abartmıyor. Tabii canım sen 8'de 8 kusurlusun. Evet bak nasıl herkes farkında benim haklı olduğumu. Hande saçmalama neden bahsettiğimizi bile bilmiyor bunlar. Tamam bir önemi yok ki. Bizim için bu öyle tartışmalarda iki tane altın kural var. Birincisi Hande her zaman haklıdır. İki Hande'nin haksız olduğu konularda birinci kural uygulanır. Üç. Siz buradan hemen çekip gitmezseniz ağzınızı burnunuzu kıracağım hadi yürüyün gidin. Abiciğim bir saniye ya. Hande'ciğim ya bir şeyler içmeyelim ya. İçmeyin. İçemezsiniz. Gitmeniz lazım. Gider misiniz lütfen artık? Bir dakika gayretçim ya. Hande'cim, dertleşmez miyiz? Rıfkı, sana bir dert olurum. Bir daha atamazsın o derdi başından. Oğlum gitsenize. Abi ya. Görüşürüz anne. Sen ara beni. Ara beni. Buyurun buradayız. Ne yapıyorsun? Yok, aylık temizlik yapacağız. Hadi. Yemek yiyeceğiz. Yemek yok. Siz de bayağı panikletmişiz. Ama gerçekten biz Sevgi'ye şaka olsun diye yaptık ya. Yani gelip söyleyeceğini bilmiyorduk. Evet. Ya şakaydı ya, tamamen şakaydı ya. Şaka mı oldu? Ne gezer bunlar da akıl fikir. Sanırım en çok özür de Sevgi hak ediyor. Kız burada perişan oldu sizin yüzünüzden. Aklını kaybediyordu az kalsın. Gitti. Bir dakika. Bir dakika dur. Sevgi. Bütün bu saçmalıklardan ötürü çok üzüldüm biliyorum ama. Hepsinin şaka olduğunu öğrenince sevindin değil mi? Evet. Peki gerçekten kaçırılsaydım ha? Ne yapardın? Mahvolurdun değil mi? Çok üzülürdün ha? Evet. Ya ölseydim Sevgi. Kahrolurdun ha? Değil mi? Evet. Sevgi, beni seviyor musun? Yani o takışı denen heriften daha çok seviyor musun beni? Evet. Ben de seni çok seviyorum. Sevgi, gerçekten ben de seni çok seviyorum. Bütün bu saçmalıklar hepsi de işte tam bu yüzden oldu.
Yani seni çok sevdiğim için. Sevgi. Bütün bu olanlar... ...oyundu. Aydın hepimize, mübarek günler bize. 11 ayın sultanı, hoş geldin evimize. Akşamdan pilavı pişirdim, gene karnımı şişirdim. Çok mani diyecektim ama vur. Defteri yolda düşürdüm. Ya çocuklar durun. Ya durun, ne yapıyorsunuz sabah sabah ya? Oruç başınıza mı burada, anlamadım ki. Yok babacığım ya. İş sahibi olduk biz Rıfkı'yla. Bizim davulcu Osman abi yok muydu? O rahatsızlanmış. Artık sahurda davulu biz çalıyoruz. Bütün Ramazan boyunca Rıfkı Mutlu ikilisinden sürprizli maniler ve çılgın davul soloları dinleyeceksiniz. Dur oğlum dur ya, tamam anladım da niye şimdi çalıyorsunuz? Bu sahur vakti çalınacak bir şey yani. Ha tabii, Mutlu tembelliğinden gece sahura kalkamayacak, şimdi peşin peşin çalışıyoruz. Yok Vedat amca ya, şimdi prova yapıyoruz biz. Esas şov sahurda, sahurda. Vur kanka. Bir maniniz yoksa gün yüzü görmemiş manileri dinlemeye beklerim sahurda. Kaptık bu işi biz kanka. Ayy! Baba
Dikkat ettiysen bütün konuşmalarımız kafiyeli ha. Davul olayını çözdük. Mahallede fenomen olacağız fenomen. Herkes bizi konuşacak. Sahura kalkmaya üşenenler bile Mutlu ve Rıfkı'nın şovu için kalkacak. Haydi bakayım. Ya kardeşim her işte iyi olmak zorunda mıyız biz ya? Ya tamam tamam yeter ya. Sabah sabah millet oruçlu başını şişirmeyin. Yeter sonra akşam çalarsınız neyse ne. Rıfkı! Ya ne var ya soluma çalışıyorum. Çalışma soluna moluna. Ver bana ver ver. Tamam hiç anlamıyor. Anlamıyorlar bir tur da ben çalayım. Ah be Hatice'm, döktürmüşsün yine ya. Döktüreceğim tabii Vedat, tabii ki döktüreceğim. İftar sofrası bu. Herkesin sevdiği şeyleri yapıyorum. Çok da yorma kendini. Ay yormuyorum, yormuyorum. Zevkle yapıyorum. Ne dedin? Zevkle yapıyorum diyorum, zevkle. Ya Vedat ne şanslıyız. Bir Ramazan'a daha beraber giriyoruz. Ramazan'ın merhaba. Bizlere verdin sefa. Aa, bu Mutlu'nun sesi mi? Evet. Rıfkı'yla ikisi Ramazan'da sahurda davul çalacaklarmış. Ona çalışıyorlarmış. Ne? Davulcu diyorum. Davulcu, davulcu. Davulcu olmuşlar. Ay üstüme iyilik sağlık. O bir kere kendisi zamanında kalksın sahura. Kaç kere sahura kalkmadan oruç tuttuğunu bilirim ben onun. Ya Rıfkı harekete bak bak. Oğlum işin artistliğini bırak şimdi. Normal çalıyor ha. Ondan sonra bakarız. Artistliğini yaparsın yani ya. Çalıyor anne be. Biz bu işin kurduyuz oğlum. Davul bizim işimiz bak. Tamam tamam dur ya. Fa ver bana bir tane. Oğlum, fa böyle mi? Hayır bunun akoru bozuk ama galiba. Sen buna bir sol ver önce. Sol. Yok mi ver mi. Mi. Güzel akoru var ya. Akoru var değil mi yani? Var var. Onu çalarken bir sıkıntı yoktu. Aynen. Bak Mutlu. Bizim bu işe yeni bir soluk getirmemiz lazım. Artık sahurları daha renkli hale getirmemiz gerekiyor. Nasıl? Ne yapacağız? Abi insanların ilgisini çekeceğiz. Modernleştireceğiz olayı. Ve mesaj kaygılı maniler yapacağız. Mani sende. Ben moderni anladım. Şöyle bir şey mi? Evet. Hoşuma gitti evet. 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 Porasköy elini kaldı ya. Elini kaldı. Elini kaldı ya. Evet. Davulumun içi pekmez. Çalarım ama ötmez. Bir başiş vermezseniz davulcu buradan gitmez. 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 Davulcu buradan gitmez. Hey! Evet! Poyrazköy! Elini kaldı. Wake up! Sahur time! Wake up! Wake up! Wake up! It's sahur time! Evet! 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 Elini kaldı. Evet! Sağdan sola. Poyrazköy! Elini kaldı ya! Wake up! Wake up Poyrazköy! Sahur time! Yeah! Evet! Evet! Elini kaldı. Rıfkı. Uza. Sizi soytarılar sizi. Bahşişmiş. Vedat. Şu dolaptan patlıcanlı biberleri de çıkarsana. Akşama kızartma yapacağım canım. Çıkarmaz mıyım Hatice'm ya? Yalnız sen bu kızartmanın içine bal falan mı koyuyorsun sosuna? Ne yapıyorsun ya? Yerken ellerimi de yiyorum ben. Sevgimi katıyorum sevgimi. Bak şimdi birazdan Umut da Pelin de gelecek. Üç kat sevgimi katacağım. Ya sen süper bir babaanne olacaksın ben sana söyleyeyim. Sen de muhteşem bir dede olacaksın. Hatice'm sen çok yoruldun. Kalk biraz dinlen sonra yaparsın ya. Yok dinlenemem. Bunları bitirmem lazım. Acele 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 bitireceğiz. Hatice'm sen muhteşem bir kadınsın vallahi. Dört tane evlat büyüttün. Bir ah bile demedin ya. Çünkü yanımda sen vardın. Niye ağlıyorsun kızım sen ya? Ne oldu? Burcu. Ne oldu evladım? Gel, 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 gel. Allah Allah. Aa, biz hiçbir zaman böyle olamayacağız. Bir dakika nasıl anlamadım? Ya annenle baban gibi olamayacağız işte. Nasıl yani evladım? Ya baksanıza yıllar geçmiş siz hala birbirinizi çok seviyorsunuz. Birbirinizin gözlerinin içine sevgiyle bakıyorsunuz. Resmen Vedat babam anneme hayran.
E ne olmuş yani, ben de sana hayranım. Hatta bir imzalı resmini alabilir miyim? Ya, ya dalga geçiyor. Ya Vedat babam hiç öyle yapıyor mu? Annemin her söylediğini ciddiye alıyor. Haklısın Burcu ama yani seni şu an ciddiye alamıyorum. Görüyorsunuz değil mi ya, evleneceğiz hala benimle dalga geçiyor. Anneciğim ben senin gibi yemekler yapamasam da, ki zaten yapamam. Vallahi benden boşanır. Hemen boşanır böyle, hemen gider avukata. Burcu, ayıp ediyorsun ama. Aa, ne biçim söz şey öyle. Ya. Aa. Hiç yapan benim çocuğum. Aa, ne münasebet. Anneciğim senin için tabii böyle konuşmak kolay. Sen doğuştan beceriklisin, sen becerikli doğmuşsun. Babamla da çok uyumlusunuz. Biz de çok uyumlu bir çift olacağız aşkım. Tabii ki olacaksınız evladım ya. Siz şey mi zannediyorsunuz, biz evlendiğimizde de bu kadar uyumlu ve dengeli bir çift miydik sanıyorsunuz? Nasıl yani? Evet, hiç de böyle değildi. Bir kere ben hiç yemek yapamazdım. Yok, ben ona hayatta inanmam. Yok gerçekten ya, ben pato makarna yediğim günleri bilirim ya. Bir gün peynirli, bir gün peynirsiz. Bir gün peynirli, bir gün peynirsiz. Evet, inan. Hep makarna pişirirdim. Ayrıca da pek çılgın bir tiptim. Sen çılgındın anne. Memnunas. Hayat sana inatım, yaşıyorum rahat rahat. Hayat sana inat, yaşıyorum rahat rahat. Hatice'm, gürültüyü biraz kesebilir misin ya? İçeride çalışıyorum da ben. Ne gürültüsü Vedat? Ben burada sanat yapıyorum. Sanattan hiç anlamıyorsun ama sen, bir gün bu yeteneğimle bu ülkede star olacağım, star. Ya olursun, olursun Hatice'm, hiç endişem yok benim onun. Rüyalarında falan olursun öyle star. Öyle mi? Ben bu lafları sana yedirmeyi bilirim Vedat. Ya Hatice'm, yedirmek dedin de aklıma geldi, biraz acıktım. Biz şimdi ne yiyeceğiz yemek? Makarna yaptım sana Vedat, makarna, makarna. Ma Hatice'm, 10 gündür makarna yiyoruz, gözünü seveyim ya, karbonhidrat. Öyle deme Vedat, içine bu sefer peynir koydum. Ah. Vedat, peynirli makarna. Hayat sana inat, yaşıyorum rahat, rahat. Anne bak sen ya. Anne inanmıyorum sana ya. İnan, inan. Ay Veda, ne güzel günlerdi, ne güzel yaşadık. Benim sağlığım da o zamandan kaldı. Aşk olsun. Siz beni avutmak için böyle şeyler anlatmıyorsunuz değil mi? Yok, tam olarak böyle oldu evladım. E ne oldu peki, sonra sana birden sihirli değnek mi değdi yani, sen nasıl değiştin? Sihirli değneğe gerek kalmadı. Babanızın sabrı, şefkati, iyi kalbi beni değiştirdi. Hatice'm sen de kendine haksızlık etme yani. Senin de içinde bir böyle bir cevher varmış ki ortaya çıktı yani. Murat, sence biz böyle olabilecek miyiz? Olacaksınız tabii. Gel bana, gel. Çok mu tatlısın sen? Gel. Gel. Yakaladım seni. Kaçma. Yakaladım seni. Hop! Buradayım. Kolay gelsin Pelin Hanım. Kimmiş bu tatlı şahıs? Amasya. Amasya mı? Ne? Amasyalı mı? Ne, kimdir bu ya? Sevgi, eski sevgili mi ne? Yani önceden de severdim ama şimdi çok fena aklıma düştü. Ne ya? Amasyalı mı adam? Ne? Ay, ne adamı Umut ya? Amasya elması, bildiğimiz elma işte, meyve olan. Ya sen Amasya elmasına mı böyle gel 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 yapıyordun ya? Sen bir anda Amasya elması mı gördün sen? He? Canım benim. Evet yani çok güzeldi, böyle sert, sulu sulu bir Amasya elması. Ama böyle kırmızı değil. Böyle ara ara sarıları olan, kısmen turuncumsu bir elmaydı. Böyle tam yakalıyordum ki uyandım. Aa, ya sen aşermişsin be. Vallahi
Neyse tamam, Allah'tan kolay yerden çıktı. Ben akşam gelirken alırım karıma Amasya elması. Akşam mı? Ya akşam olmaz Umut. Ben dayanamam. Hadi git al şimdi. Hadi koş. Şimdi mi? Ya da kahvaltı yapmadım ya. Ya Umut ama ben istemiyorum ki. Bebişler istiyor. Bebişler için. Evet, hem almazsan onların böyle vücutlarında elma lekeleri çıkar bir sürü. Aşkım o çalınca olmuyor muydu ya? Hayır, aşerince de oluyormuş. Öğrendim ben. Hadi, hadi babaların babası yaparsın sen. Aslan baba koş hadi al. Ya kahvaltım bitmedim ya. Koş hadi. Tamam ben o zaman bir şeyler diledim. Yok, bir şeyler atıştırmadan gel. Çabuk gel, bekliyorum hadi. Asker ettim beni. Hadi git. Tamam. Ramazan geldi. Hoş geldi teyzeciğim. Bu Ramazan'da mahallenin davulcuları bizleriz. Lütfen başka davulculara itibar etmeyiniz. Efendim manide ben Deniz Mutlu. Ramazanınız şimdiden olsun kutlu. Ve davul soloda Rıfkı. Sizlere biz eşlik edeceğiz. Bu tipleri unutmayın lütfen. Resimleri de var zaten. Elinizdeki şeyde de var. Bize bir bakın. Unutamazsınız zaten. Bak ablacığım, ablacığım. Bir bak bak bize bak. İyi dikkatli bak. Bu yakışıklıları zaten unutamazsın. Öf tamam be tamam. Aa. Kanka böyle. Oruç bazı bünyelerde sinir yapıyor. Yapacak bir şey yok. Tabii kan şekeri düşüyor birader. Ondan sinir yapıyorlar. Ama beni ilgilendirmez. Ben bu Ramazan var ya, bu mahallenin iliğini kemiğini kurutacağım yemin ederim. Bahşiş manyağı yapacağım mahalleyi. Haydi! Bir şey söyleme kardeşim. Ben bu işe bayıldım ya. Ben bunu sürekli yaparım. Oğlum sürekli nasıl yapacaksın? Öyle bir imkan yok bir kere. Doğru, Ramazan bir ay. Bir ay yaparım. Bir ay yaparım, sonra 11 ayın sultanı olurum ya. Buyurun. 11 ayın sultanı Ramazan ya. Tamam oğlum, ne dediğimi anlamıyorsun. Aklını kullan. Bir ay deli gibi çalışırım, para kazanırım. Sonra geri kalan 11 ayda sultanlar gibi yatarım. Buyurun. Aslında çok mantıklı. Bak çok zeki çocuksun sen, biliyor musun? Hakan helal olsun sana ya. O Hande mi? Hande mi? Oh Hande! 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 Ne haber Hande? Ne haber Hande? İyidir de davulcu mu oldunuz siz? Davulda ben Deniz Rıfkı. Ve vokalde kardeşim Mutlu. Şey, evin burası senin o zaman. Evet. Sen hiç merak etme, biz sahurda geliriz. O zaman hiç alarm kurmana, böyle saatini falan ayarlamana gerek yok. Biz sen uyanana kadar bizzat pencerenin altında davul çalarız. Tamam. Hatta istersen böyle istek mani yaz. Peçeteye yaz, at camdan aşağı. Ben alırım onu, çalarım. Hiç gerek yok. Bana direkt kısa mesaj atabilirsin. Bana uzun mesaj atabilirsin. Tamam. Uzun mesaj at. Rıfkı anladı kız, tamam. Ay ne kadar alemsiniz ya. Vereyim şunu ben sana bir tane. Böyle çok güzel. Ha, çalayım mı? Çal. Bak. Bak. Haydi! Hop. Çalışıyor musun abi sen? Öyle bir rapor hazırlıyordum abi. Çalış çalış. Çalışmak iyidir. Hayırdır abi? Ben de çalışmaya karar verdim. Gerçekten bir iş bulup gerçekten çalışacağım. Ya oğlum geç bile kaldın ya. Ben senin yaşındayken gayreti kucağıma almıştım. Ya çok sevindim Savaş abi, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Sizin sayenizde benim hayata bakışım değişti. Ben de artık doğru yollardan para kazanıp hayatımı yeniden kuracağım. Eyvallah abi. Sana da bu yakışırdı. Bence işini gücünü hallet, sonra mutlu bir de yuva kurarsın. Kim ben? Yok artık Vedat amca, iş güç tamam da evlilik ha. Aa, niyeymiş? Evlilik çok güzel bir şey. Ya tamam, sizin için olabilir ama ben pek inanmıyorum Burcu. Evlilik bence tam bir tutsaklık. En başında aşkı öldürüyor. Murat, sen Savaş abin gibi düşünmüyorsun değil mi? Yok Burcu. Yani benim ne zaman abimle aynı fikirde olduğumu gördün sen? Ha, sen evlen, bir sene sonra bu konuyu tekrar konuşalım Murat Efendi. Yok evlendim. Doğru yapılan bir evlilik sevgi ve saygıyla beslenirse aşk büyür. Bu konuda ben sana katılmıyorum. Tamam Vedat amca, tamam. Evlilik size yakın, bana uzak. Yeni evli çiftimize mutluluklar, bak kaçar. Evet efendim, iftarda da açız. Tamam, teşekkürler, hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgi, sevgi bir dakika dur, ne olur ya. Aradığınız sevgi şu anda ulaşılamıyor. Lütfen sevgiyi başka bir yerde arayınız gayret. Ya ama be, sevgi, bak ben ne yaptıysam gerçekten senin için yaptım ya. Tevda. Bak bak, aradığınız gayrete şu anda ulaşılamıyor. Lütfen biraz daha gayret. Çak çak çak.
Şimdi bir çakacağım size, dünyanın öbür ucuna gideceğim size. Saçma saçma hareketler yapmayın şuradan. Abi bak 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 bak. Hedef mutfağa yönlendi. Yürü. Ben Sevgi. Ya bir dakika dur. Tamam haklısın, çok kızgınsın ama ben ne yaptıysam seni sevdiğim için yaptım ya. Demek beni sevdiğin için yaptın. Sevgi bu mu ya gayret? Sevgi bu mu? Böyle mi seviyorsun sen? Ama böyle de olmaz ki Sevgi. Bu da değil. Ya insan sevdiğine bu kadar eziyet eder mi ya? Ben var ya senin sevgiline mevgiline hiçbir şeyine inanmıyorum gayret. Ne gülüyorsunuz oğlum ha? Siz... Zaten her şey sizin beceriksizliğiniz yüzünden oldu. Canımı sıkmayın benim ha. Ayıp abi ya. Vallahi ayıp ya. Şuraya bak, bir de bizim üzerimize kaldı ya. Cık cık cık. Hiç yakıştıramadım Gayret abi. Yazıklar olsun. Ya o değil de inanmıyor benim aşkıma. Ben ne yapacağım ha? Şimdi sizden akıl isteyeceğim ama size de olmadığı için veremeyeceksiniz haliyle. Aşk olsun abi sana. Vallahi aşk olsun. Şu son iki cümleni duymamış gibi davranıp yine de sana akıl vereceğim. Çiçek al. Kırmızı gül her zaman işe yarar. Onlar çok basit şeyler, sıradan şeyler. Daha başka bir şey bulmak lazım. Evlenme teklif et. Ne? Evlenme. Evet, evet, evet. Rıfkı evet, evet diyorum. Doğru söylüyor. Evet, evet. Ya bana evet diyorsun ya. Kitaplama de ya, Allah Allah. Ben mi evlenme teklif ettim sana? Sen evlenme teklif edeceksin ama olsun evet diyecek. Kanka ama ayıp oluyor yani ya. Tamam ya, tamam. Oldu bu iş işte. Ne güzel, tamam. Hakkı. Ya, daha olmadı. Niye? Öyle sıradan bir evlenme teklif edemem. Çok afil bir şey olması lazım. Öyle bir şey yapmamayım ki Sevgi asla hayır dememeli. Yani kabul etmeli. Şişt. Hadi çocuklar çalışın biraz saksılara. Of yine mi bize kaldı bu iş ya? Vallahi yoruldum biz ya. Yeter. Güzel bir test buldum. Hadi yapalım. Ne testiymiş bu? Ne kadar uyumlu bir çiftsiniz testi. Ver kalemi. Ya bizim sence bu testi yapmamıza gerek var mı? Yani. Zaten ne kadar uyumlu olduğumuz ortada. Ama olsun biz yine de yapalım. Eğleniriz ya. Peki. Soru bir. Boş vaktiniz olduğunda ilk olarak aklınıza kiminle program yapmak gelir? A. Arkadaşlarım. B. Sevgilim. A. Değil. B tabii ki de. Yani aynen benim de B. Evet soru iki. Kıskanç mısınız? A. Hayır. B. Evet. Aa, hayır. Hayır derken? Nasıl yani, sen beni kıskanmıyor musun? Hayır, kıskanmıyorum. Seven insan kıskanır cümlesini hiç duydun mu acaba? Ben sana güvendiğim için kıskanmıyorum aşkım. Neyse, bunu şu anda bir tartışma konusu haline getirmeyeceğim. Ama pas geçiyorum bu soruyu yani. Tekrar döneceğiz, tekrar cevaplayacağız bu soruyu. Sen bir düşün bence. Sinirlendi. Hiç sinirlenmedim. Soru üç. Bir yere gideceğiniz zaman ortak mı karar? Aşık'a hayır. Çünkü biz Burcu nereye isterse oraya gideriz. Hiç de bile. Nasıl hiç de bile? İstediğin yere gitmeyince surat asıyorsun. Asmıyor musun? Ben surat asmayı bilmem bir kere. Ben surat asmam. İyi. Ben de surat çekeceğime arabayı senin istediğin yere çekiyorum. Hiç komik değilsin. Uyumsuz işte, gördün mü? Uyumsuz bir çiftiz biz. İyi ki yaptım ben bu testi ya. Aa. Bak belki de biz uyumsuzluğun uyumunu yakalamışızdır. Sen gerçekten ama gerçekten gıcık bir çocuksun. Gıcıksın al kalemini. Ya Burcu bir dakika. Şimdi biz cidden bu abuk subuk test yüzünden mi tartışıyoruz? Biz şu anda bu test yüzünden tartışmıyoruz. Senin o abuk subuk cevapların yüzünden tartışıyoruz Murat. Gıcıksın diye boşuna söylemiyorum. Gıcıksın. Çekil gıcık. Sen ayrıca beni kıskansan iyi edersin. Sen bence beni bir kıskan. Kıskan sen. Güvendiğim için. Ha vallahi gitti. Deli kız ya. Aşkım. Benim karım beni özlemiş de böyle kapılarda mı bekliyor? Yok ben elmaları bekliyordum. Aldın mı güzel elmaları? Aldım. Bakayım. Aldım. Umut bu ne? Renk körü müsün sen? Yani öyle senin istediğin gibi kırmızım tırak, biraz da sarım tırak, yer yer turuncum tırak elma yoktu. Bunlar vardı ama bunların da tadı çok güzel bak. Ye bunları. Vallahi bunlarla idare et işte aşkım. Ya idare edemem Umut, idare edemem. Ya benim, yani bizim canımız o renkli elmalardan çekti. Ya aşkım 5 manav gezdim. Vallahi hiçbir yerde yok ya. Ya istersen 15 tane manav gez Umut. Ama
Onları bulmadan gelme buraya, hadi. Ya ne olur beni yallama. Ya Umut geri git hadi. Çok yoruldum ama. Bul onları öyle gel, hadi. Hadi git al. Ya anneciğim kusura bakma ama senin bu oğlun gerçekten çok gıcık. Aa, nereden çıktı şimdi bu? Tartıştık. Yine tartıştık yani Murat'la. Kesinlikle uyumsuzuz yani. Biz uyumlu bir çift değiliz. Kim diyor? Test. Test söylüyor ya. Test yaptık. Siz kesinlikle uyumsuzsunuz. Sizden olmaz çıktı. Cevap anahtarını kaydırmışsınızdır. Hayır ya. Gerçekten sürekli tartışıyoruz. Biz sürekli her konuda tartışıyoruz. Evladım, tartışmadan olur mu? Tartışmak bir ilişkinin tuzu biberi. Asıl tartışmıyorsanız kork. Sen niye hiç babamla tartışmıyorsun? İşte bak buna gülerim. Bir gün öyle bir tartıştık, öyle bir tartıştık ki az kalsın ayrılıyorduk. Vedat ya şu sana verdiğim şiir kitabı var ya onu bir verir misin bana? Ya be Hatice'm ben sana onu geri verdim ya güzelim. Yo, vermedin. Verdim Hatice'm, sen onu bana verdin. Ben okudum, sonra sana geri verdim. Vermedin Vedat ama versen iyi olur. Onun içindeki bir şiiri besteleyeceğim ve albüm o parçayla patlayacak. Hadi hadi uzatma, şaka yapma, ver şunu. Asıl sen uzatma Hatice'm. Ben onu okudum, sonra sana geri verdim. Vedat'cığım, ben kitabı sana verdim, sonra geri almadım. Yo, geri verdim. Hayır, vermedin. Verdim Hatice. Vedat. Ben öyle anlıyorum ki sen benim kariyerimi engellemek için o şiir kitabını saklıyorsun. Ya saçmalama Hatice'm, niye öyle bir şey yapayım ben ya? Evet evet ben anlıyorum. Sen benim kariyerimi engellemek istiyorsun basbayağı. Emin ol Hatice'm, benim senin kariyerin için bir şey yapmama hiç gerek yok. Sen şimdi bana laf mı çarptın? Ben sana ne yapacağımı, nasıl cevap vereceğimi çok iyi biliyorum. Neyse uzatmayalım. Çıkar kitabı. Kitabı çıkar ve derhal bana ver. Ya vallahi aklımı yitireceğim şimdi ya. Ben sana verdim diyorum Hatice. Vermedin. Ama her zaman büyük sanatçıların başına böyle şeyler gelmiştir. Engellenmişlerdir ama önümü kesemeyeceksin. Neden? Çünkü beni hırslandırdın Vedat. Arşa diyeceğim, arşa. Göreceksin. Hayat sana inat. Yaşıyorum rahat rahat. Vedat, Vedat. Öyle bir çekiştik. Öyle bir çekiştik ki ben babanla iki gün konuşmadım. Peki kitap kimdeymiş? Vallahi herhalde korkudan o da bir daha ortaya çıkmadı. Yani sonra ne oldu? Nasıl barıştınız? Nasıl olacak? Baban kitabı kaybettiğini kabul etti. Benden özür diledi. Bir daha da kitap hakkında konuşmadık. Sonra annem beni boşuna suçladığı için geldi gönlümü aldı, özür diledi. Ben de hatasını anladığı için onu affettim, bağışladım. Büyüklük yani öyle bir şey. Vay be, sıkı kavgaymış. Allah'tan sonra tatlıya bağlanmış. Tabii ama bunlar evliliğin tuzu biberi evladım ya. Hiç münakaşasız evlilik olur mu yani? Olursa da tatsız tutsuz bir şey olur. Önemli olan sonrasında gönül almayı bilmek, birbirini kırmamaktır. Geldi böyle dizime kapandı neredeyse. Affet beni Vedat'ım dedi. Affet lan. Abartma. Şöyle olacak şey. Bakalım bakayım bir. Şöyle uzaktan. Çok iyi. Vallahi on numara şekil oldu ya. Ama biraz gerçekçi değil. Kalp oğlum işte. Nasıl yakışıklı olmuş muyum? Yani 10 üzerinden. 10 tamam süper. Abi şu yüzüğü ver bakayım bir dünya gözüyle görelim kaç para bayıldın ya. Bir görelim. Sen muhasebeci misin acaba? Allah Allah ne ilgilendiriyor seni? Sakar adamların tekisiniz siz. Alacaksınız kaybedeceksiniz yok yüzük falan. Bir dünya para verdim zaten ona. Boş ver yüzüğü de. Bak şimdi şunu dinleyin bir. Sevgi. Of çok iyi olmuş abi. Bence vallahi helal olsun. Hadi görüşürüz. Evet bir durun ya Allah Allah bir yardımcı olsanıza. Farz edin ki şimdi siz kızsınız. Ben kız olmaz yani. Kızı bir değiştirelim. O zaman adam akıllı bir dinler misiniz lütfen? Tamam öyle dinleriz. Sen. Böyle mi yapacaksın? Böyle başlama bence. Hazırlıyorum sesimi. Ha deneme yapıyorum. Ha. Tamam. Evet. Sevgili Sevgi. Benimle birlikte uzun bir yolculuğa çıkmaya hazırsan eğer. İyi günde, kötü günde senin olmak... Seninle yaşlanmak, bütün mutlulukları beraber tatmak istiyorum.
Sevgi. Benim evlen. Ha, çökmen lazım, çök. Ama yerler kirli şu an. Olmaz. Öyle olmaz ama çökmen lazım. Sevgi. Benimle evlenirsin. Bence perfect. Bence de mükemmel. Tamam. Yak bunları, mutlu şov başlasın. Hadi bakalım. Tamam, hadi sen orayı yak. Ben de Sevgi'yi arayayım. Efendim Gayret, dışarıya gelemem Gayret. Yemek yapıyorum Gayret. Kapat Gayret. Kapama. Sevgi, bak ölüm kalım meselesi. Eğer dışarı gelmezsen kalımı gidecek, ölümü kalacak. Ay ne diyorsun Gayret ya? Ya bir şey demiyorum. Kapının önüne gel diyorum 2 dakika. Ne var sanki? Sanki başka memlekete çağırıyormuşum gibi düşünüyorsun. Hadi gelsene kapıya 2 dakika lütfen hadi. Of, tamam kapat. Geliyorum. Usta, hadi geliyor Sevgi, geliyor hadi. Abi yalnız çok ikna edici konuştun ha. Of, eğildim mi? Çok pis başım döndü ya. Hadi Rıfkı. Dur oğlum, yaktık işte ya. Tamam hadi, geliyor. Siz kaybolun bakayım hadi. Hadi görüşürüz abi. Gayret ya, beni bunun için mi çağırdın? Bu ne hal ya? Yağmurda ıslanmış yavru kedi numarası. Ha? Ben seni böyle göreceğim, vicdan yapacağım, sana acıyacağım. Yok ya. Ya Allah Allah, yemek vardı içeride. Ben kapattım geldim yani, sana inanan da kabahat ya. İftara yemekleri hazırladım. Güllaç da yaptım. Ne diyorsun ya? Mis gibi kokular geliyor zaten. Hatice'm ya, sen ne yaparsın da kötü olur ya? Ah canım benim, eksik olma. Çocuklar nerede? Murat'la Burcu? Bahçedeler, barıştılar. Ha? Tabii, sayemde. Yapma ya, nasıl oldu? Ya işte bizim şu yıllar önceki meşhur kavgamız vardı ya. Şu şairin kitabı meselesi. Hatırladım ya. Ben sana geri vermiştim. Sen de sonra hatırlayıp özür dilemiştin benden. Hiç güleceğim yoktu Vedat. Olur mu öyle şey? Kitabı sen kaybettin. Olur mu Hatice'm ya? Ben hatırlıyorum sen... Ben sana geri verdim diye özür diledin ya benden. Hayır Vedat, kitabı sen kaybetmiştin. Özür falan dilemedim ben. Sen diledin. Ya Hatice'm, benim hafızam yerinde çok şükür ya. Ben hatırlıyorum her şeyi. Hayır efendim, sen kaybettin. Sen istersen biraz bulmaca falan çöz Hatice'm. Hafızaya iyi geliyor. Yani sen kaybettin, sonra geldin benden özür diledin ya. Benim hafızam gayet de yerinde. O bulmacayı sen çöz, tamam mı? Ayrıca akşama da güllacı unut. Ne yani, sen şimdi beni güllaçla mı tehdit ediyorsun? Balık yağı iç, balık yağı hafızaya çok iyi gelir. Sen kaybettin. Verme, sen verme. Sen kaybettin diyorum. Sen kaybettin. Sen. Sen kaybettin. Sen. Sen kaybettin. Güllacı ben kaybettim, tamam da. Başka tatlı yerim. Aşkım müjde. Aranan elmalar bulundu sonunda. Ha? Vallahi define bulsam bu kadar sevinmezdim ha. Al bakalım. Aşkım ya, aldın mı sonunda? Ne oldu ya? Yine ne var, ne oldu? Umut, bu benim rüyamda gördüğüm elmalardan değil ki. Benim rüyamda gördüğüm elma böyle şurası tam, böyle sarı ışık vurmuş gibi parlıyordu. Sapının ucu böyle yeşil falandı. Yani bundan daha küçüktü. Bu değil istediğim elma. Beni ne fark eder ya? Elma elmadır işte ya. Ya elma elma değildir. Ben o rüyamda gördüğüm kırmızısıyla sarısı karışmış turuncuları da olan elmadan istiyorum. Aşkım sen elma tarif etmiyorsun ki şu an. Van Gogh'un bir tablosunu tarif ediyorsun.
Ya işte gözünü kapat, ısır. Ya farkı anlamayacaksın bile ya. Ya Umut istemiyorum işte. Ben o rüyamdaki elmayı istiyorum. Git onu bul, getir bana. Ya ben nasıl bulayım senin rüyandaki elmayı ya? Interpol bulamaz onu ya. Ya artık robot resmini mi çizersin, tek tek böyle karakollara dağıtır mısın? Nasıl bulursun bilmiyorum. Ama onu bul, getir bana Umut. Ya çocuklarımız için. Ya bebek misin sen? Ne yapıyorsun? Tamam. Hemen ikna oldum. Tamam, olur. Dear my darling. Kaptan pilotun konuşuyor. Benimle evlenir misin? Sevgi var ya, bunu görünce her şeyi affedecek. Bence garanti evet diyecek. Çünkü ben olsam evet derim. Öyle olacak abi. Bundan daha iyisini biliyor musun? Senin paraşütsüz Sevgi ablanın önüne atlayıp öyle evlenme teklif etmen. Ama gerek yok. Çünkü drone'umuz var. Kızlar drone'a bayılıyorlar. Neden bilmiyorum ama trend bu yani. Ben biraz küçük olmamış mı ama ya? Sağlık olsun abi. Güzel bu da ya. Ha. Aa, çok iyi oldu. Şimdi bunu asmamız lazım. Yapıştırdık mı tamamdır. Ne yazdın? Yazdın mı? Ne yazdın? Benimle evlenir misin Sevgi yazdım. Ya bir kalp malp bir şey mi yapsaydık acaba ya? Yapayım mı? Yap yap. Heh. Bir dakika. Şuraya yapıştıracağız. Heh. Heh. Aa. Bak. Mükemmel. Oğlum bu nasıl kalp ya? Bu ne oğlum? Böbrek mi, karaciğer mi bu? Ne biçim kalp ya? Oğlum sen karaciğer gördün mü hiç hayatındaki? Normal kalp böyle oluyor kardeşim. Senin o bildiğin emoji. Bu orijinal kalp işte. Allah Allah. Neyse tamam, güzel olmuş bence. Bence de olur yani. Tamam ver. Şunu bir tutsana abi. Dur yardım edeyim ya. Yani. Olur. Dur oğlum, ne tarafına yapıştırdın? Şöyle şöyle şöyle. Önü neresi ki bu aletin? Önü burası ya. Ha, yapıştır abi onu oraya. Oğlum yapıştı mı? Yapıştı yapıştı. Tamam. Bunu da yapıştır. Yapıştır yapıştır yapıştır. Güzel bakayım. Oldu güzel. Nasıl? Harika. Heh, aman abicim dikkatli ol, bir pilotaj hatası yapma tamam mı? Sonra senin de evlilik hayallerin drone gibi çakılıverir. Evet. Dikkatli olman lazım senin. Sonuçta yani bu aletin kara kutusu falan yok. Kaza kurşuna gidebiliriz her an. Ya sen niye şom ağzını açıyorsun Allah Allah? Düşmeyeceği varsa da düşecek. Kurban mı kessek acaba? Bir kan gerekiyor. Üf, saçmalamayın ya abicim. Tamam. Hadi. Abicim çok dikkatlisin. Elinde şu anda kumanda görüyorsun. Buradan gaz veriyorsun. Bu da sağ sola götürüyor işte. Ya bana mı öğretiyorsun? Bu ne çocuk oyuncağı, ben bunu yaparım ya. Tabii oğlum, sen kime öğretiyorsun? Adam eski F-16 pilotu ya. Hadi bakalım. Hadi. Dur dur, kalkmadan önce Sevgi ablayı mı arasan? Ha, dur dur. Dur dur. Evet. Yine ne var gayret ya? Ha Sevgi, çok önemli bir şey var, gelsene. Ay yine mi gayret ya? Ya hiç kusura bakma, gelemem vallahi, senin saçmalıklarına uğraşamam ben. Yo yo, bu saçmalık değil, bu çok güzel bir şey. Ne olur bir çıksana kapıya bak, gözlerine inanmayacaksın. Yine ne saçmalayacaksın acaba? İşim var, gelemem. Bak göreceğin şey çok miyim, yemin ederim hadi. Ay ne göreceğim acaba? Ha? Dünyanın 8. harikasını görecek değilim herhalde. Kesin dünyanın en gereksiz 8. hareketini falan görürüm. İşim var, gelemem. Ya lütfen, yalvarıyorum, hadi bir çık ya. Ha yok, tamam. Tamam. Biraz sonra gelirim, kapat. Geliyor mu? Geliyor. Geliyor, ne diyor? Allah Allah. Ben kaptanınız Rıfkı. Ben kaptanınız Mutlu. Kalkış öncesinde emniyet kemerinizin takılı olup masalarınızın kapalı, koltuklarınızın dik olduğunu lütfen dikkat ediniz. Ya ne diyorsun Ot? Cabin crew, slide arms cross check. Take off, ready, go. Ne saçmalıyorsunuz? Hadi dağılın gidin, Sevgi çıkıyor. Allah Allah, senin için havaya sokuyoruz işte. Gerçek uçuş gibi yapıyoruz, sana da yaranmıyor ya. Al kaldır, öyle kaldır bunu, hadi bakalım. Evet, düz kaldır, düz, dümdüz kaldır. Kaldır, dikkat et, çakılma. Çünkü evlilik hayallerin de çakılır bununla birlikte. Aynen, böyle oyun konsolu gibi de zırt pırt oynama, öyle ayarı kaçar. Yüzlerce kişinin canı sana emanet. Yeter, Allah Allah. Şunu sayısalcıyım ben bir kere, doğuştan yetenekliyim. Çıkın, hadi gidin. Hadi. Hadi bakalım sayısalcı. Hadi bakayım, kalk. Hadi. Dikkat et. O tarafa değil, dükkan bu tarafta. Bu tarafta dükkan. Tamam, tamam gidiyor, tamam. Sol, 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 sol. Ya mesafeye dikkat et. Abi sol. Dikkat etsene ya. Bir tık daha, bir tık daha. Tamam, oluyor, oluyor. He? Thank you.
Sayısalcı. Sayısalcı gibi kaldırdı ama sözelci gibi indirdi. Kim yaptı bunu? Terbiyesizler. Geliyorum ha. Bekleyin. Yok yok gelme. Ben bunu da vereyim. Uçun evde. Abi. Ay yine ne var acaba Gayret? Gayret? Ay Gayret ya. Ama şimdi de böyle dayak yedim bana acı falan. Ya yer miyim ben bu numaraları? Bir şey söyleyeyim mi? Umurumda bile değilsin. Yersin. Sevgi. Demek hala kitabı kaybettiğini kabul etmiyorsun öyle mi Vedat? Sen de hala inat ediyorsun. Tıpkı eskisi gibi hiç değişmedin. Hah tamam. O zaman sen bir hafta şu kanepede yat da aklın başına gelsin. Ha hay yatarım. Orada da yatarım. Samanlıkta da yatarım. Beni bozmaz. Çok pardon da ne yapıyorsunuz siz? O yapıyor. Ben değil. Ya kaç yıl geçmiş üzerinden kimi kaybettin? Nüveni mi var? Var efendim. Peki hani önemli olan? Anlayışlı. Alo. Kolay gelsin. Sizde Amasya elması var mı? Ama tam kırmızı değil. Yani böyle yer yer sarıları da olan, turuncuları olan bir şey sapının dibi yeşil. Ya ne dalga geçmesi kardeşim? Elma soruyorum ya. Ya ne al... Yüzüme kapattı ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şaşırmış millet ya. Manyamış ya. Alo. Kolay gelsin. Sizde Amasya elması var mı acaba? Ama böyle sarısıyla kırmızısı böyle iç içe geçmiş. Ya Galatasaray'a nereden bağladın konuyu kardeşim? Ya elma soruyorum elma. Ya senin çocuğun var mı? He? Benim 3 tane çocuğum var burada hanım evde elma diye bağırıyorlar bana. Ya kapattı yüzüme ya. Ya sen bana bunu bir tam tarif etsene ya. Ya bunda anlamayacak ne var Umut? Böyle kırmızılı, böyle sarı ışık vurmuş gibi sarıları olan, aynı zamanda turuncusu olan ve sapının da böyle ucu yeşil olan bir elma. Çok da büyük olmayacak. Alo kolay gelsin efendim. Siz de Amasya... Lan. Hadi aynı yeri aramışım. Oh, ya, ya aşkım ya. Görüyorsun işte, soruyorum. Hiçbir yerde yok ya. Ya bebeğim ben seni mutlu etmek istemez miyim? Ya başka bir şey aşar. Ya niye illa Amasya elması? Zaten yok. Ya öyle bir elma yok. Sen bak muhtemelen rüyanda gördüğün o rengarenk elma daha olmamış bir elma. Yani öyle bir rengarenk bir elma yok yani. Bir manavda bulamazsa ağaçta falan bulursun onu en fazla. Ağaç mı? E o zaman gider o ağaçtan koparırız. Umut gidelim hadi ne olur. Gene teklif edemedim ya. Sanki üzerinde bir nalet var. Nalet değil, lanet duru. Oysa... buraya ne güzel şeyler yazmıştım. Bir haykıracaktım yüzüne karşı bütün hepsini. Ya boş ver abicim ya. Boş ver, sal gitsin. Ne yapacaksın? Olmuyorsa olmuyor. Yapacak bir şey yok. Olmuyor işte. Hem sen de kariyerin artık solo devam edersin. Dünyanın sonu değil ki. Öyle kolay mı? Hadi ince gidiyor mu? Aşk bu aşk. Allah Allah. E o zaman farklı bir şey deneyelim. Kıskandırmayı dene ablam. Bana bak kayınço, sen beni tanımadın mı daha? Benim kitabımda öyle kızların gönlüyle oynamak falan yok. Tamam. O zaman bırak. Bırak bir gitsin Sevgi abla, bir rahat bırak. Bakalım geri dönecek mi? Geri dönerse zaten senindir. Dönmezse hiç senin olmamıştır. Ay, açma saçma konuşma ya. Nereye bırakıyorum? Niye salıyormuşum? Niye gidiyormuş? Ya dönmezse? Ya alır başını ta Tokyo'lara giderse? Tamam işte risk budur. Asıl risk burada. Tamam. Tamam o zaman. Son kozumu sunuyorum. Köprüden atlıyor gibi yapacaksın. Çıkacaksın köprüye. Böyle basın falan da gelecek kameralar. Bütün dünyaya ilanı aşk edeceksin. Nasıl? Çok iyi fikir. Bence de atlasın. Ben atlasın demedim ki oğlum. Tamam oğlum atlasın. Daha çok ilgi çeker. Hayır atlamıyorsun abi. Boş boş konuşuyorsunuz. Burada adamın canını sıkıyorsunuz. Bundan sonra sizin fikirlerinizi falan dinlemek istemiyorum ben. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Tamam yeter. Ne yapacaksın acaba abi? Ya abi bir şey yapmasın ya. Bu var ya şimdi gider ayı mayı dünyaya indirir bir şeyler yapar ya. Sistemi çökertir bu ya. Seni çökerteceğim şuraya. Vallahi. Daha klasik ve düz bir şey bulacağım. Ama sizin bir müddet Sevgi'yi dükkana uzak tutmanız gerekiyor.
Acil durum abla. Ne oldu? Ay Rıfkı, ne zaman acil durum diye gelsen beynin yanmış oluyor ya. Ne olacağım? Ne olacağım bu sefer de, matador mu olacağım başıma? Matador güzel fikir aslında. Ama Hande hayvan sever. Ters düşebilir. Bir de boğa moğa çok sıkıntı yani. Bulamayız boğa şimdi. Niye? Öküz var ya, boğaya gerek yok bence. Yeter ama ya. Yeter, hakikaten yeter ya. Bir kere de laf sokma ya. Ben senin kardeşinin düşmanın değilim ya. Güneş'in okulundan aradılar. Okula çağırıyorlar. Beni niye kimse aramadı? Sana ulaşamamışlar. Telefonuna bakmıyorsun ki. Bana ulaştılar, dediler ki acilen okula gelmeniz lazım. Sen git. Çünkü iftar vakti tam, ben yemek yapmak zorundayım, anca yetiştiriyorum. Yok, ben gidemem. Niye gidemiyor musun? Çünkü ben Mutlu'ya yardım edeceğim diyeceksin. Çünkü Mutlu'ya yardım etmem lazım. Ne yardım edecekmişsin acaba Mutlu'ya? Mani. Mani yazacağız, ona yardım edeceğim diyeceksin. Mani yazacağız. Ay inanamıyorum. Ne kadar mühim bir iş, ne kadar mühim bir yardım. Ben de bunda işlerimi falan bıraksam yardım mı etsem acaba size? Küçümseyecektir. Bırak küçümsesin, hemen yüzüne vuracaksın. Diyeceksin ki ablacığım küçümsüyorsun ama o gördüğün bütün insanlar bizim manilerimiz sayesinde yataktan kalkıyorlar. Bugün o sahurlar yapılıyorsa bizim manilerimiz sayesinde diye sen devam et, o araya girecek zaten, kesecek seni. Şimdi küçümseyebilirsin. Ama o insanlar sahura bizim manilerimizle kalkıyorlar. Bu sahurlar bizim gibi genç neferler sayesinde... Tamam Rıfkı'cığım, tamam, uzatma, uzatma. Ben giderim. Ben giderim ablacığım. Bu böyle saçma bir sebepten küsülür mü hiç ya? Koskoca insanlarsınız. İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten kavga ediyorsunuz. Sen bunu git annene söyle. Tamam babacığım, ben anneme söylerim de mesele o değil. Mesele siz birbirinizi seviyorsunuz. Niye uzatıyorsunuz? Elbette seviyoruz ama senin annen çok inatçı ve acımasız. Ya bana güllaç vermeyecekmiş ya. Güllacı bana vermeyecekmiş. Sen var ya, ben anladım senin derdini. Senin derdin kitap değil, güllaç değil mi? Ha? Neticede güllaç bu ya. Ramazan'ın mübareği. İnatçı, inatçı, keçi gibi inatçı. Babam inatçı olsa bile dünyanın en tatlı, en anlayışlı inatçısı değil mi anneciğim, öyle değil mi? Vallahi Burcucuğum, bu soruna cevap veremeyeceğim, susma hakkımı kullanmak istiyorum. Ben senin neden susma hakkı kullandığını söyleyeyim mi anneciğim, ben söyleyeyim mi? Çünkü seviyorsun babamı, o kadar çok seviyorsun ki onunla ilgili kötü bir laf çıkmıyor ağzından. Anne, şey düşün, babamla ilk tanıştığınız günü bir düşünsene. Anneciğim, babamla siz... Tanıştığınızda kesin kavga etmişsinizdir. Hani kavga, hani büyük aşklar böyle kavgayla başlar ya. Orasını hiç sorma. Ya çocuklar, çok heyecanlıyım ya, çok heyecanlıyım. Birazdan hayallerim gerçek olacak. Ben olsam ben de heyecanlanırım. Ünlü şairle buluşacaksın. Kolay mı? Çok şanslısın vallahi. Şanslıyım tabii. Ama biraz daha burada oturursanız o şansım elden gidecek. Hadi hadi hadi. Evet arkadaşlar, kovulduk. Biz gidelim de hanımefendi şairle baş başa kalsın. Sonra her şeyi anlatıyorsun ama, tamam mı? Ya anlatacağım tabii. Size anlatmadan olur mu? Hadi bay bay. Kaybolun kaybolun. Bana yalan söyledim.
Ne oldu tatlı kız? Neden ağlıyorsun? Kim üzdü seni? Şair. Ya, çok mu acıklı yazmış şiirlerini? Ne alaka? Yok, ben öyle bazı şiirler oluyor çok acıklı. O zaman ben ağlıyorum mesela da öyle bir şey mi dedim. Ama sen çok renkli bir kişiliğe sahip gibisin. Ne iş yapıyorsun? Ben rockstar adayıyım. Sarı Kantaronlar diye bir rock grubu var. Onun solistiyim ben. Yakında bütün Türkiye beni tanıyacak. Ben biliyorum. Kantoron sarıları biliyorum. Duymuştum yani onları ben de. Öyle mi? Evet. Sözlerini kendin mi yazıyorsun? Bazılarını. Aa! Ne güzel. O zaman hayal dünyan geniş demek ki senin. O sözler ta kalbimin derinliklerinden geliyor ve oradan süzülüp tak 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 kelimelere dökülüyor. O sözler benim, benim, ben. Ne güzel. Var mı öyle bir şarkını söyleyebilir misiniz şimdi bana? Şimdi birdenbire aklıma bir şey geldi. Söyleyeyim mi? Şair gelme diyor ye. Bana kal geldi. Onun yerine oh ye. Muhasebeci geldi bana mendil verdi oh 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 ye. Ne oluyor? Memlekete gittim geldim de ben. Ama bravo ya. Nasıl yani, şair hiç gelmedi mi? Gelmedi. Gelseydi belki de Vedat'la hiç karşılaşamaz, tanışamazdık. Her şerde bir hayır vardır diye boşuna dememişler. İyi ki o şair gelmemiş ki siz Vedat babamla tanışıp böyle güzel bir aile olmuşsunuz. Vallahi emin değilim Burcucuğum. Yok, sen kızgın olduğun için böyle söylüyorsun. Sen babama kıyamazsın. Onunla küs kalamazsın değil mi anne? Yok. Vallahi bak bu sefer çok ciddiyim. Eğer o şiir kitabını kendisinin kaybettiğini kabul etmezse onunla konuşmayacağım. Dur dur, işte burası. Hadi gel gidelim. İşte burası. Koş hadi, çabuk ol. Bu aşağı inmek tedavi edilmeli ya. Bilim buna bir çare bulsun ya. Ya hadi konuşma, gel şuraya. Hadi hadi tırman hemen. Tamam tırmanacağım ya. Bir bunun elma için maymunluk yapmadığımız kalmıştı, tamam. Telaş yapma. Nerede? Şu mu? O değil, o değil. Onun yanındaki. Şuradaki mi? Bu mu? Hayır hayır, daha sola doğru. O değil Umut ya, o değil. Biraz daha yüksekte. Bu var, bu olmuyor mu? Ya Umut, ya bak benim çok başım döndü. Ben çok yoruldum, böyle olmaz ki ama. Hayret ya, Everest'e çıkan benim halbuki. Çocuklarını taşıyan ben değilim sanki. Tamam, sen kazandın ya. Sen git arabaya yat uyu, ben toplarım. Tamam, kendi başına. Tamam, dikkatli ol. İstediklerimi al. Ya arkadaş, ben anlamıyorum ya, bu kadınlar doğuştan haklı doğmuşlar ya. Ya hamile diye ben taş taşıdım ya. Ben hamile olayım, sen çık ağaca. Allah Allah. Hayırdır kardeşim, ne yapıyorsun orada? Mahallemizi mi röntgenliyorsun? Ya dayı saçmalama ya. Ayıp değil mi? Utanmıyor musun millete dikizlemeye? Ya dayı ne dikizi ya? Ne utanayım ne dikizi? Karım aşermiş burada, elma topluyorum ya. Bir de yalan söylüyorsun utanmadan. Tipinden belli. Bildiğin sapık. Nasıl bildiğin sapık? Neyin? Bildiğin sapık nasıl oluyor? Kaç tane sapık tanıyorsun bundan? Ne demek? Üç çocuk babasıyım ben ya. Şu surata nasıl sapık deniyor, ben anlamıyorum ki ya. Senin gibi sapıklar yüzünden karımız kızımız rahat edemeyecek mi be? Bekle ya. Abi ne oluyor? Ben elma topluyorum.
Karıma şerdi. Kardeş. He? Biz ortada kimseyi göremiyoruz. Göremiyorsunuz. Yalanını sevsinler. Ne? Elle bu ne? Bu ne abi? Hadi sen kasapsın. Sen ne? Kızılderili misin? Ne oluyor? Biraz gelişelim, ilerleyelim ya. Ahlaksız, pislik karaktersiz seni. Asiyetsiz, şerefsiz. Nereden geldin lan sen buraya? Hız düşmanı. Nasıl bir karaktersizsin lan sen? Seni buraya kim gönderdi? Hayırdır? Hayırdır be sana? Ne işsin sen? Eceline mi usladın lan sen? Bak elma topladım. O ne ki? Gel bakayım buraya! Sen gelsene sen! Keşke futbolcu olsaydım ya. Barcelona'da top oynardım. Sonrasında golümü atardım. Böyle değil, kameralara kalp yapardım. Sağımda Messi, solumda Suarez. Hangi kadın bana hayır diyecekmiş bir kere? O zaman olmazdı işte. İşte gerçeklere dönelim. Bakalım Sevgi Hanımefendi bu pastayı yerken yüzükle karşılaşınca nasıl bir tepki verecek? İşte bu kadar. Çok güzel oldu. Fırında hazırsa. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hani okuldan çağırmışlardı? Vazgeçmişler demek ki onların dengesizliği yani. Benim suçum bu yani. Bana niye yükleniyorsun ki? Allah Allah ya! Sen bana hiç hikaye anlatma yani. Ben burada onca bir işimi bırakmışım, gitmişim. Boş boş şeylerle uğraştırıyorsun beni. Ne gülüyorsun sen? Sen ne gülüyorsun şu anda? Komik bir şey mi var ya? Ben bilmiyorum. Söyle hep beraber gülelim. İnsanlar bugün bir enteresan mı? Bana mı denk geliyor? Arkadaş anlamadım yani. Oruç da başıma vurdu zaten. Of. Buyurun. Sağ ol. Sıcaktır ama dikkat edin. Tamam, hayır. Bana da bir tane yumurtalı gibi. Hemen yumurtalı. Hak yumurtalı, buyurun. Sıcaktır, dikkat edin. Bir tane rica edeyim. Tabii. Bir şeyle buyurun. Kapıyla. Sağ olun. Size de şöyle verdim. Buyurun. Buyurun. Kolay gelsin. Aa, hoş geldin Savaş. Hayırdır? İftarı burada mı yapacaksın? Ha yok ya. Ben iftardan sonra Ece ile buluşacağım da giderken elim boş gitmeyeyim dedim. Bir tatlı pasta bir şey alayım senden. Ha iyi. Yani Ece ile o zaman aranız iyi. Yani. Ben hemen tatlı bir şeyler hazırlıyorum sana. Lan ne biçim gençsiniz oğlum siz? He? Oğlum orucu uykuya mı tutturuyorsunuz? Ah ya. Gönül isterdi uykuyu oruca tutturalım ama olmuyor işte abimin abisi. 15.35. Oh daha var. Ne sayıyor bu? Ezan vaktini. Ha. Ya yemin ederim ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Dayanamayacağım galiba. Rüyamda bile önümden böyle sarmalar geçiyordu. Sarmayı löp löp indiriyordum ya. Az kaldı, az dayan. Olur ilk günler böyle. Sen nereye Savaş abi? Ben Ece ile buluşacağım. Vay be. Bu sene de ne aşk yaptı ya. Vallahi inanılmaz. Eros size çalıştı yemin ediyorum. Ha, ne biçim gerisiniz oğlum siz? Ben sizin yaşınızdayken var ya 10 ayrı yerde 10 ayrı kızla buluşurdum be. Hiçbirinin de birbirinden haberi olmazdı. Şunlara bak. Savaş abi lütfen burayı terk eder misin? Gerçekten benim ruh sağlığımı, fiziksel sağlığımı kötü etkiliyorsun ya. Aa pardon. Oğlum o zaman evlenecek halimiz yoktu herhalde o yaşta. Flört edecektik tabii. Al bakalım tam konuya uygun valla. Ece çok sevecek bu pastayı. Çok sağ ol Sevgi ya. Teşekkürler. Ben kaçtım o zaman. Hadi görüşürüz. Çok selam söyle. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi Allah kabul etsin. Seninkini de kabul etsin. Nereye gidiyor bu çakma abi?
Gönül işleri varmış. Aşka mesai yapıyor işte. Bu mu? Bu sahtekar da mı birini buldu? Görüyorsunuz değil mi? Bak ya, kimler aşık oluyor, kimler aşkına karşılık buluyor. Bunun aşkı da sahtedir ha. Herkes ben değil tabii. Ne oldu? 14-25. Günaha gireceksin. Zaman mı tutuyorsun? Tövbe yarabbim. Alın bakalım salatanızı da. Ucucum ya. Kompost olur sen getir misin canım? Tamam anne. Pelin, annem senin canın elma çekiyor diye elma kompostosu yaptı. Ya altı üstü bir elma istedim yani. Onu da bulup getiremedi. Ya rüyasındaki elmaları bulacağız diye vallahi ne sapıklığım kaldı ne röntgenciliğim kaldı ya. Vallahi linç ediliyordum ya. Buldun mu bulmadın mı? Sonuç olarak bulamadın Umut. Hevesim kursağımda kaldı. İyi bulamadım öleyim o zaman. Sonuç olarak bulamadım nasıl olsa değil mi yani Allah Allah ya. Bir kahve dolusu adam peşimde zor kurtardım diyorum canımı ya. Tabii hanımefendinin ruhu duymadığı için böyle rahat rahat atıyor. Arabada horul horul horluyordu. Ölüyordum diyorum ya. Pelin. Bak bu konuda Umut haklı kızım. Yani çocuk uğraşmış, çalışmış, didinmiş, elinden geleni yapmaya çalışmış. Ne yapsın başka ya? Aa, o ne demek öyle ya? Allah aşkına yani çocuk hamile, aşermiş. Ne yapsın? Biraz anlayışlı olabilir Hatice Hanım. Kaybettiğin şiir kitabında senin yaptığın gibi mi? O kitabı ben kaybetmedim, ben sana geri verdim. Sen kaybettin. Allah'ım başladılar yine bozuk plak gibi. Ya anne, böyle yapmasanız artık. Babana söyle canım. Annene söylesen, o yapmasın. Ya baba, şu asıl sen bir eski Ramazanları anlatsana ya. Ha? Nerede o eski Ramazanlar ha? Ben senin bu geyiği niye yaptığını biliyorum. Konuyu değiştirmeye çalışıyorsun. Hayır efendim, konu değişmeyecek. Ben o kitabı geri verdim. Vermedim. Oh, Allah'a şükür. Ezan okunmaya başladığına göre bu konu burada kapanmıştır. Hadi afiyet olsun, Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Hadi Allah kabul etsin, afiyet olsun çocuklar. Ver Hatice'm ver. Oh. Zekatını fitreni kime vereceksin Sevgi abla? Yani ihtiyaç sahibi birine veririm. Güzel bana ver o zaman benim ihtiyacım var. Çok ihtiyacım var benim. İlk ben sordum oğlum bana verecek ya bana ver. İkinize de vermeyeceğim boşuna tadava yapmayın. Ya siz niye boş boş konuşuyorsunuz? Hadi, hadi yesenize çorbanı. Bir an önce hadi. Ya yiyoruz abicim işte yavaş yavaş tadını sindire sindire. Keyif yapa yapa yiyoruz. Ne var ya? Ben şimdi sindireceğim seni ha. Ver şunu. Ne oluyor ya? Aç ağzını. Abi ne yapıyorsun? Aç ağzını. Ha? Daha salatası, ana yemeği, bilmem nesi derken geçmemizde kaç saat var biliyor musun? Hadi. Tamam boğacağım beni tamam lütfen ya. Rahat bıraksana çocuğu rahat rahat yesin gayret. Nereye rahat rahat yiyor ya? Zaman akıp gidiyor, hayat bitiyor. Bu ne rahatlık canım? Hadi devam et. Ya hayırdır ya? Bir yere mi yetişiyoruz? Sanki iftardan sonra bir etkinlik mi var? Ona mı katılacağız yani? Aa Sevgi sen de çok yavaş yiyorsun. Ama yiyorum ya ben. Yok yok hadi bak daha bitmemiş. Ne yapıyorsun? Aa. Biraz acele et. Tamam. Ay dur tamam ya Allah Allah. Hadi çabuk çabuk. Ya tamam hadi tatlıya geçelim artık. Ay ne tatlıymış arkadaş ya. Hatice'm ellerine sağlık vallahi hepsi nefis olmuş ya. Afiyet olsun canım. Ya var ya sizi böyle görünce kendimi nasıl iyi hissettim anlatamam. Oh be nihayet eski halinize döndünüz. Ah be kızım bizim küslüğümüzden ne olacak ya? Hem Ramazan'da iftar sofrasında küslük olma. Değil mi Hatice'm? Ben daha fazla yemeyeyim de. Şu güllaç ayar kalsın ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu güzel konuşmayı güllaç için yapmadın değil mi Vedat? Aşk olsun diyeceğim ya, ne alakası var? Tatlıya daha var. Önce bunlar bir yenecek ondan sonra. Çok şükür. Ben doydum anneciğim. Benim şekerim de yok biliyorsun. Babama yasak ama ben alıyorum. Olmaz, hayır. En son. Lütfen. Yer kalmadı ama. Anneciğim, ya benim de canım çok çekti. Ben yesem olur mu? Ay tabii evladım. Hemen, hemen al çocuğum. Hemen ye. Allah'ım sana şükürler olsun. İlk defa olan bir şey yaşardı ya. Ya bu güllaç değil mi? Rengi falan bu. Masadaki güllaç bu.
Yedi bile vallahi. Çok şükür ya. Ne gülüyorsunuz ya? Seni de göreceğiz Murat Bey. Gör. Ben hazırım. Burcu'dan gelecek her şeye razıyım ben. Öyle mi? Öyle yüksek yüksek gaza gelip atmak da olmuyor. Başkalarını da gaza getiriyorsunuz. Yapmayın. Senin canın çilek mi çekti Pelin? Valla güllerle çilek çok iyi. Ay evet. Umut. Umut. Hadi çilek al gelsene ya. Ne olur hadi. Pasta var burada. Ben bir tane yaptım. Acaba Sevgi'ye yaptığım özel yüzüklü pasta hangisi? Bu değil. Ya bu da benziyor. Hepsi benziyor. Yüzük hangisinde acaba? Elimi sokamam. Öldü benden. Pasta severim. Nasıl sevmek bu ya? Yememişsin de parçalamışsın hepsini. Şundan tutan. Bıcık. Allah Allah. Adamın kafa gitti iyice. Hepsini silip süpürdünüz mü? Pis boğazlı herifler. Yediniz yüzüğümü Allah kahretsin. Abi ne diyorsun ya? Pasta yedik biz pasta. Yalnız inanılmaz bir pasta yedik ya. Evet mükemmeldi kalp pasta. Kalp pastaya karşı derler. Hadi yürüyün hemen hastaneye gidiyoruz. Kalk. Ne diyorsun abi ya? Ne hastanesi gözünü seveyim ya. Pasta bu pasta. Pasta değil. Hasta söz konusu olduğunda gidiliyor hastane. Ne oldu ya? Niye hastaneye gidiyormuş çocuklar? Fesat bunlar. Ya mideleri fesat. Geçiriyor. Fesatlık geçiriyor. Çok acayip bir şey oldu. Hadi doktora gidebilir miyiz hemen? Kalkın şuradan. Ya gitmek istemiyorum ben doktora falan ya. Hadi lütfen. İşte mutlu. Tamam kalk hadi. Bir dakika. Abi ne yapıyorsun ya? Ne vardı ki pastada? Bir şey vardı herhalde. Yürü gidelim ya. Kokuyorsa bayağı. Ya Allah Allah. Ya Gayret. Gayret bari seni de gitmişken psikiyatriste falan gösterelim. Allah Allah ya. Ya Hatice'm ne yapıyorsun sen ya? Çöp atıyorum. Ne oldu? Hayır Hatice. Attığın çöp değil bir servet. Sıfır atık projesinden haberin yok galiba senin. Yo. Neymiş o sıfır atık projesi? Geç Hatice'm geç. Sıfır atık projesinden sınıfta kaldın. Vallahi bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Neymiş? İsrafı önlemek için her şeyi verimli kullanıp atık oluşmamasını sağlıyorsun. Eğer bütün bunlara rağmen hala atık oluşuyorsa onu da oluştuğu yerde gruplara ayırıyorsun. Bu ne işe yarıyor? Vallahi hocam çalışmadığım yerden sordunuz bilemedim ne işe yarıyor? Geri kazanımı sağlıyor Hatice. Bak bunlar banyodaki boş plastik kutular. Hı? Bunları başka bir torbaya koyuyorsun. İşte evdeki kağıt atıkları ayrı koyuyorsun, evdeki metal atıkları ayrı koyuyorsun, cam atıkları ayrı koyuyorsun, hatta pilleri tamamen ayrı koyuyorsun. Ama Vedat sadece bizim yapmamızda ne olur ki? Ne olur söyleyeyim sana. Birincisi verimlilik artar. Temiz ortam insanların performansını arttırır. İsraf önlendiği için cebimizden az para çıkar, çevresel sorunlar azalır. Bunları titizlikle yaparsak duyarlı tüketiciler artar.
Vedat, ben senin böylesine bir çevreci olduğunu bilmiyordum gerçekten. Ah be Hatice'm, bütün bunların üstüne de budaca bas işte. Bütün bunları yaparsan çevreci olursun, bir de saygınlığın artar. O zaman renk renk çöp poşetleri alalım. Atıkları malzemelerine göre ayıralım ki birbirlerine karışmasınlar. Bravo Hatice'm. Bu konuda geri dönüşümün muhteşem oldu. Abicim resmen aldın bizi götürdün hastaneye, zorla röntgen çektirdin ya. Ya neymiş, yüzük arıyormuş. Yüzüğü kuyumcuda ara kardeşim. Bizim midemizde ne arası yüzük? Hiç. Ya ne bileyim, Allah Allah, pastanın içindeydi. Siz de pastayı hop diye yutunca ben de yüzüğü de yuttum sandım pastayla birlikte. Ya abim, biz pastadaki yüzüğü yiyeceğiz, fark etmeyeceğiz mi ya? Çok konuşma beyefendi. Midende muz çıktı. Muzun bir de kabuğu vardı. Kabukla birlikte muz mu yenir? E tamam, o normal. Ben bazen öyle yiyorum. Üşeniyorum soymaya. Ne yapayım? Hem zaten var ya, vitamini kabuğundadır bu işin. Aynen. Ya bırak saçmalamayı da. Sizde olmadığına göre o yüzük nerede şimdi? Ya inanamıyorum. Beni çok mutlu ettin Savaş. Yani ben pastaya bayılırım. Kalp şeklinde olanlara ölürüm. Küçük bir sürpriz yapmak istedim sana. Çok incesin. Ne oldu? Bu ne? Bir şey mi çıktı? Savaş? Sen buna küçük sürpriz mi diyorsun? Büyük sürpriz oldu. İnanamıyorum. Cevabım evet. Evet, evet, evet. Hayır. Hayır, 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 hayır. Asla evlenemeyeceğim. Asla da açılamayacağım ben Sevgi'ye. Zaten yüzü de kaybettim. Ne yapacağım ben Murat? Ya abi, yüzük gitsin önemli değil. Yani yüzük sadece teferruat. Sen yüzük olmadan da yine de konuşursun. Ve duygularını anlatırsın. Yüzüksüz mü? Evet abi. Çekersin karşına. Seni seviyorum. Sensiz bir hayatı düşünemiyorum bile dersin. Seni her gördüğümde dünümü, bugünümü, yarınımı unutuyorum. Zamandan kopuyorum. Bir gülümsemenle uçsuz bucaksız mutluluk denizine yelken açıyorum. Ve o yelkende senin de olmanı istiyorum. Benimle evlenir misin dersin. Ama sen çok güzel konuştun Murat. Bir şey söyleyeceğim. Allah'ını seversen. Sen sevgiyle konuşsan sen bunları bir söyle hepsini. Abim söyledi dersin. Hadi benim söylediğimi söyle ama sen söyle. Abi saçmalama lütfen. Olur mu öyle şey ya? Yani sen evleneceksin sevgiyle. Bu teklifi senin yapman lazım. Olmaz. Saçmalıyorum ben ya. Yani. Zaten çok fazla saçmalamaya başladım. Ben sevginin yerinde olsam var ya gider Takaş ile evlenirdim. Yürü abla. Ben ömrümün sonuna kadar yalnız kalacağım ve hayatta evlenemeyeceğim ben. Ya hayır. Evlenmek istemiyorum ben. Murat! Murat! Kurtar beni kardeşim, ben evlenmek istemiyorum ya! Bittim ben, bittim. Resmen bittim. Evleniyorum ya! Evleniyorum! Abi bir dakika, sakin ol. Ne oluyor bir? Anlat önce de bilin. Bak kıvkırık bile evleniyor, ben evlenemiyorum. Sen niye evleniyorsun oğlum? Niye evleniyorsun sen? Sen nereden çıktın ya? Ya evlerim de çam da ben nasıl evlenirim ya? Ha? Ha, evlerim çam da niye evleniyorsun sen? Evlenir mi? Evlerim çam da olan benim, ben evleneceğim. Ben var ya en verimliyim ha. Ya evlenmek isteyen kim? Evlen git zaten. Ne demek evlen? Ya bir yeter. Yeter. Bir tek tek konuşalım. Bak abi. Bir nereden çıktı bu evlilik ve kiminle evleniyorsun? Ece'yle. Buluşmadan hoşluk olsun diye pasta götürdüm. Ona içinden yüzük çıktı. Abi benim yüzüğüm o. Ne? Benim pastam. Ben koydum o pastanın içine. Sevgi için koydum o yüzüğü. Hemen yüzümü geri getir. Hemen yüzümü geri ver bana. O yüzüğü artık alamazsın sen efendim çünkü o yüzük Ece'nin parmağında. Üstelik bir şey teklif etmeden evet evet diye yüzüme aykırdı senin yüzüğün yüzünden. Tamam bir sakin olun. Ya nasıl sakin olayım Murat, bunun yüzünden evleneceğim ben.
Ben nasıl sakin olayım? Benim yüzümden millet evleniyor. Ben benim yüzümden evlenemiyorum. Nasıl saçma iş bu? Bana bak, çocuk getir yüzü geri. Hemen o yüzü geri getiriyorsun, ben onu sevgiye vereceğim. Sevgiyle evleneceğim ben. Sen benim dediklerimi dinliyor musun? Gidiyorum. Ece'nin parmağında yüzün, Ece'nin parmağında. O parmağı kopar oradan. Getir buraya. Sen önce yüzüne sahip çık. Ben nasıl? Ben zaten pastanın içine koydum, sahip çıktım. Sen niye alıyorsun benim yüzüme gidiyorsun? Sus bir dakika be! Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Sana var ya, gelinip buradan bir korun var ya, seni gebertirim çocuk yüzü, yeter. Önce yüzüne sahip çık be. Bana bak. Sen de mi uğraşacaksın? Gel buraya. Gel buraya, gel. Ya kızım, neden bizi buraya topladın apar topar? Size çok önemli bir haberim var. Hı. Ne oldu? Yarından sonraki sınav iptal falan mı oldu yoksa? Yarın sınav mı var? Yani bravo Selin. Ece gibi bir insan sence bizi buraya sınav için çağırmış olabilir mi? İyi, o da doğru. Hatta şu an öğrendin değil mi sınav olduğunu? Yani belki izin verirseniz ne olduğunu kendisi söyler. Böylelikle öğrenmiş oluruz. Yani olursunuz. Ben de meraklı yancı olarak payıma düşeni almış olurum. Sıkı durun. Ta-da! O senin rengini değiştirmişsin. Çok güzel olmuş. Gerçekten bravo ya. Nal gibi orada yüzük var koskocaman. Sen gidiyorsun, oceleri fark ediyorsun. Nasıl yani? Kim? Nasıl? Ne zaman evlenmeme teklifi bu? Savaş. Savaş mı? Evet. Ya bir saat önce bana çay bahçesinde evlenme teklif etti. Çay bahçesinde mi? İyi de kızım, nasıl dün bir, bugün iki yani? Ne kadar zamandır tanışıyorsunuz ki? Kabul etmeyeceksin değil mi? Yani Selin'cim, yıldırım aşkı bu olsa gerek. Çocuk beni görür görmez aşık olmuş, ne yapalım? Ya adamı doğru düzgün tanımıyorsun bile. Peki evlenme teklifi nasıldı yani? Nasıl, ne şekilde? Nasıl bir evlenme teklifi etti? Ya biz oturuyorduk, böyle ortaya bir tane pasta geldi. Ay ben pasta çok severim. Ondan sonra pastayı yerken içinden yüzük çıktı. Ay ben krokanlı pasta sanıyordum. Yüzüklü pastaymış. Ay ya, var ya, tam benim böyle hayalimdeki evlilik teklifi. Yani birisi bana böyle evlenme teklif etse hemen kabul ederim. Evet derim hemen. Davulun içi pekmez, çalarım fakat ötmez. Bir bahşiş vermezseniz, davulcu buradan gitmez. Oğlum Hande'nin evi hangisiydi ya? Köşeyi döndük mü görünür, Hande için ölünür. Eğer bu garibe yüz vermezse yatağa düşer sürünür. Oğlum benim de aklımı şey yaptın ya. Senin yüzünden ben de bak burada kafayı yedim, sana eşek ediyorum ya. Doğru düz söyle, Hande nerede oturuyor? Mani falan sal artık. Benim olayım mani. Mani olamaz hiçbir fani. Eğer aklın almıyorsa kafan basmıyordur yani. Oğlum senin olayın mani ise... Tokmak bende, dilinin ayarını bilmezsen patlar ensende. Haydi bakayım. Tamam, enerjini harcama. Hande'cim cama çıktığına saklayalım bütün enerjimizi, tamam mı? Oğlum yarım saattir çalıyoruz ya, kimsenin çıktı yok. Sağır babaannesi bile uyandı ya. Kış uykusuna mı yattı bu kız? Olabilir, saygı duymak lazım. Aynı ben, canım benim ya. O zaman şöyle yapalım. İnancımızı kaybetmeyelim kardeşim. Yarın bir daha geliriz, pes etmeyelim. Ha? Her gün gelirim. Her gün gelirim. Tamam, hadi devam edelim. Ne oldu? Oğlum ben bu Hande olayına çok kilitlendim galiba ya. Vallahi kızın hayalini görüyorum. Bak üzerime geliyor. Aa, ben de görüyorum oğlum. Üzerimize geliyor ya. Lan! Çık benim hayalimden ya. Git kendi hayalinde gör Hande'yi. Uğraştırma beni. Oğlum bayağı bildiğin Hande bu. Mutlu, Rıfkı. Ne işiniz var sizin burada? Bak bildiğin Hande işte. Aa, gerçekten gerçek Hande. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Davul mani işte, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Seni biz kaldıracaktık. Sen niye erkenden kalkmışsın? Ya arkadaşıma sahur için börek götürdüm de oradan geliyorum. İyi, güzel yapmışsın. Eline sağlık da hani konuşmuştuk. Biz geldiğimizde sana demiştik yani belki çalırız, seni uyandırırız falan. Hani sen kurma saat falan. Ama neyse canım. Yine çalarız ya. Hande için çalmaz mı? Çalarım tabii ki de yani. Çalarım. Yani, söyle bir mani, istek mani söyle, çalayım. Çal ama şey, sürpriz olsun. Tamam. Sen başla, hazır. Çal. Pilavın kokusu var. Manilerimin arkası var.
Bahşişimi yollayın. Gözlerimin uykusu var. Aç, 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 aç. Yemekler buldur gayet. Beni de edin davet. Hep beraber yeriz, ederiz biraz sohbet. Sohbet, 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 sohbet. Daha iyi. Uyan Poyraşköy! Muhteşemdi gerçekten. Şahane maniler tam bana uygun beni anlatıyor. Benim şimdi yatmaya gitmem lazım. Çok uykum var. Görüşürüz. Ay gibi parlıyorsun ama gece kara. Biz de hemen geliyoruz, peşi sıra. Eve bırakırız seni güvenle. Gazı kes biraz, frenle. Bırak! Bırak! Bana bak Savaş Efendi. Benim yüzümden ben o kızdan geri alacaksın, tamam mı? Ya nasıl isteyeceğim yüzüğü ya? Evlenmek istemediğimi nasıl söyleyeceğim gayret? Ben anlamam. Vermeden önce düşünmedim bunu. Bak dolayı pastayı geri istemiyorum. Hem yüzüğü hem pastayı iç ettin ya. Ya gayret, yüzüğü taktığında o kızın yüzünü görecektin ya. Nasıl mutlu oldu biliyor musun? Bozulacak kız şimdi. Ah, ben hiç düşünemedim, yazık kıza. Beni ilgilendirmez. Onu vermeden önce düşünseydim. Ben anlamıyorum, yüzüğümü geri istiyorum. O kadar. Şşt, hemen yüzüğü. Yok. Sen bu gazeteyi bana pat 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 vurmak için mi getirdin be? Ha yok, ben uzaktan seni izlerken kamufle olayım diye izledim ama... Aa, bayağı işe yarıyor bak, bu da işe yarıyor bak. Hop hop, ne güzel oldu. Hadi git otur. Hayır sen git otur. Sen buraya oturuyorsun. Ben de oraya gidiyorum. Yüzüğümü getirmeden hayatta bak bunu 40 yerinden seni gasp ederim. Tamam. Yüzük kadar başına taş diyeceğim ufacık bir şey. Yürü git hadi. Başıma ne iş açtın be? Şişt, kalk hadi kalk. Oraya ben oturacağım kalk. Rezerv orası. Kalk. Ha yürü. Benim canım sıkma. Kalk. Ha otur otur. Ne olur otursana. Çok memnun ol. Şimdi buna. Allah Allah. Allah Allah. Nereye gitti benim gazetem ya? Burcu! Murat! Ya benim gazetem nerede? Evladım, lütfen babana söyler misin? Şöyle etrafı dağıtmasın. Ya barışmamış mıydı anneyle baba? Anlamadım vallahi ben de. Çocuğum söylesene. Tamam, söylüyorum anneciğim. Baba, annem rica ediyor, etrafı dağıtmadan arayacakmışsın. Sen de onun avukatlığını yap. Annecisin tabii, annecisin. Burcu, kızım sen şuna söyle, annesi bir daha benim gazeteme dokunmasın. Bir saattir onu arıyorum ya. Hayda, ama şimdi de benimle konuşmuyor. Murat, babam diyor ki... Ay tamam, biliyorum, duyuyorsun zaten. Anne, hani dün barışmıştınız siz? Niye uzatıyorsunuz? Evet, evet barışmıştık. İftar dediniz, iftarda küslük olmaz dediniz, barıştık. Ama şu babanıza söyleyin, aç keçilik yapıp benim canımı sıkmasın. Baba, hadi Allah aşkına uzatmayın. Ha? Murat, baban seni dinlemiyor. Sen bana söyle, ben babana söyleyeyim. İyi, o zaman tamam. Ya beni de kafa bırakmadınız ha. Ya ne zorluyorsun, söyle işte, biliyorsun zaten. Tamam. Babacığım. Canım. Murat diyor ki, yapmayın böyle Allah aşkına diyor ya. Ben de ona katılıyorum. Üzülüyoruz çünkü biz. Sen söyle Murat'a, o anasına söylesin. Benim keçelik falan yaptığım yok. Esas inatçı keçi olan kendisi. Babacığım buradan artık çekmiyor. Hatta ben de çekiliyorum. Yani susma hakkımı kullanacağım. Tamam. O zaman at çektiği zaman söylersin. Ben bu evde rahat rahat kendi gazetemi okuyamayacak mıyım ya? Böyle şey mi olur Allah aşkına? Söylersiniz beyefendiye ulaşılabilir olduğu zaman... Ben mutfakta olacağım, ağzının lezzeti için yemek yapıyor olacağım. Kendisi de gazetesini nereye koyduysa orada bulur artık.
yıl bitmediyse bu kavga böyle kolay kolay bitmez. E tamam, o zaman bu kavgayı bitirelim. Kavgayı bitirmek için kitabı bulalım. Ama nasıl? Yok, yok, yok. Kaldırmış, ellemiş. Gazeteme ellemiş, bir yere kaldırmış. Vallahi çak diyeceğim, çak. Biliyor musun Savaş, harika bir yüzük seçmişsin. Ya gerçekten çok zevklisin. Huyum kurusun. Biraz zevkliyimdir. Ama asıl güzel olan ne biliyor musun Ece? O yüzük değil, sensin. Onun parıltısı bile senin yanında sönük kalıyor. Ya utandırıyorsun beni. Ya ama tamam, devam et hadi. Senin parıltın ayı, güneşi bile kıskandırır Ece. Gerçekten. Benim sana söyleyeceğim başka bir şey daha var. Savaş. Şey, önce ben sana bir şey söylemek istiyorum. Ya bu evlilik teklifi beni nasıl mutlu etti anlatamam sana. Ama ya bence biraz erken böyle şeyler için. Ben öyle düşünüyorum. Bak, bu hayır demek değil. Sakın yanlış anlama Savaş. Ama bence birbirimizi tanımak için biraz zamana ihtiyacımız var. Ne diyeyim yani, doğrusunu söylemek gerekirse biraz üzüldüm. Ben içinde ikimizin olduğu ne hayaller kurmuştum Ece. Görkemli bir kır düğünü, Phuket adasına balayı. Sonra o beyaz geleneğin içinde senin o muhteşem yüzün. Şimdi tabii düşündükçe üzüntüm kat kat artıyor. Ya kıyamam ben sana. Tamam, ben geri takarım yüzüğü. Aslında doğru söylüyorsun Ece. Doğru söylüyorsun. Yani sen daha okuyorsun. Ben de sen hayatımı daha tam bir zeminine oturtamadım. Ama bak, ben bu yüzüğü bugün gelene kadar saklayacağım. Ya kesinlikle böylesi daha doğru. Değil mi? Niye koşturmanın ne alemi var böyle pekiştire pekiştire daha? Allah'ım yarabbim. Ay. Sevgili Sevgi, benimle birlikte uzun bir yolculuğa çıkmaya hazırsan, iyi günde kötü günde seninle olmak, seninle yaşlanmak, bütün mutlulukları beraber tatmak istiyorum. Benimle evlenir misin? Ya şapşal ya, insan evlilik teklif edeceği şey kağıda mı yazar ya? İnsan bir ezberler, öyle söyler yani. Sevgili Sevgi. Sevgili Sevgi diyor. Herkes silikalara, kemancılar çalmaya devam edin. Herkes sakin olsun. Dükkandayız, dükkanda. Ay inanmıyorum. Sevgilisine gidiyorum. Benimle evlenmesin diyor. Bana bir evlenme teklif ettiğini söylüyorsun. Bana bir şey söyleyeceğim. Gayret bana evlenmemi teklif edecek. Doğru söyleyeyim bakın. Söyleyelim. Sevgi abla kaç kere denedi abim onu. Başaramıyor işte ya. Evet ya, her seferinde patlıyor. Çok deniyor da yani. Nasip olmadı şu ana kadar. Aa, bak ablana bak. Demek ki abim başarabilse cevabı evet olacak. Hayır. Nasıl hayır ya? Dans ediyorsun burada. Ya abla vallahi senin var ya, Japoncan da var. Birçok dile de sahipsin ama beden dilinden kalıyorsun ha. Çok zayıf. Yani sen hayır diyorsun ama vücudun evet diyor. Tabii canım. Evet. Evet mi hayır mı? Bir karar ver. Yani evet ama hayır. Çünkü ben o kadar kolay evet demeyeceğim ona. O bana o kadar çektirdi. Ben de çektireceğim ona biraz. Aslında babaannem olsa var ya, oğlum benim bir babaannem var. Var ya, bir gelse gayrete neler çektirir. Aynen ya, fitil fitil getirirdi babaannem olsaydı gayretin burnundan.
Ama yaşlı kadın yani. Sonuçta köyden kalkıp gelemez ki şimdi. Yazık. Neden gelmesin ki? Ben mi? Kusura bakmayın, yok. Vallahi kusura bakmayın, yok öyle bir şey ya. Ben gidip kimseyi getiremem, öyle bir yerlere falan gidemem ben ya. Yorgunum. Ayrıca ben kariyer kasıyorum şu anda. Manici olacağım ben, bana mani olmayın ne olur ya, yok. Yok. Gitmeyeceksin zaten Mutlucuğum. Gitmeden getireceksin. Bu sefer ben bile anlamadım. Geliyor, geliyor. Ne? Ay! Sevgi! 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 Heh, efendim baba. Bak dış kapıyı açık bırakmışsın, içeri bir şey girdi kızım. Gayret o, Gayret babaanneciğim. Kim? Gayret, Gayret! İnsan mı bu be? Allah affetsin, ucube bu be, ucube kızım bu. Babaanneciğim, tanıştırayım. Babaannem kendisi çok zor ve tehlikeli bir insandır. Eğer onu ikna edemezsen ablamla evliliği unut, evlenemezsin. Onu ikna etmen lazım. Ecelim, yaşını almış insanlar beni çok severler. İki dakikada onun gönlünü alırım hemen. Göreceğiz. Hoş geldin babaanne! Oy, ne bağırıyor bu be? Babaanneciğim, bu Gayret benim iş ortağım. Gayret bu da babaannem Müfide. Yaşlı bu be. Yaşlı bu. Kaç yaşında bu? Sevgi kızım. Sen bunu ölünce dükkan sana kalsın diye mahta kaldın kendine kızım. Gidici bu, gidici. Babaanne, Gayret yaşlı değil ya. Sadece tipi öyle gösteriyor. Bakayım. Ne biçim genç bu be? Ne adap biliyor, ne edep biliyor bu be. Bir el bile öpmüyor be bu. Hah. Oy. Of. Bak. Hoş geldin. Sevgi, bu böyle adap bilmediği gibi iş yapmayı da bilmiyor herhalde bu. Ha? Ne oldu ki babaanne? Ya musluk bozuk, musluk. Sabah geldim, ağrım var, gazım var. Girdim tuvalete. Mutlu oldum. Vurdum suları. Vurdum suları, hep pislendi elim. Elimi yıkayayım dedim, musluk çalışmıyor ya. Musluk çalışmıyor. Bir tamir eder insan genç, sen tamir edersin ya. Öpecek misin sen? Elim ağrıyor be, hadi. Öp. Elini yıkamamış, musluk çalışmıyor, nasıl öpeceğim? Ablamla evlenmek istiyor musun? Evet, o zaman öpeceksin. Hadi. Hadi öp. Öpeceğim. Öp. Hadi. Öp. Of. Öp. Of. Öp. Öp. Ay tutuşa bak, tutuşa. Hadi. Bak bak. Bak bir de alnına koyuyor ya. Ayıp be ayıp. Yaşıtız biz, yaşıt. Aklınız biz. Biz abarttım yani. Yapacağım o kadar. Yapacağım o kadar. Abi, yok yok da. Vallahi manavlarda bulabildim. Bütün elmaları aldım, koydum önüne. Ah. Ne oldu peki? Beğenmedi hanımefendi. Neymiş? Rüyasındakileri istiyormuş illa bak. Ya onun rüyası benim kabusum oldu ya. Vallahi bizde de bizimkilerin kavgası kabus oldu. Yine girdiler birbirlerine. Allah Allah, barışmadı mı onlar ya? Yok. İftar molası vermişler meğersem. Bu da ne kitapmış arkadaş? Bütün sahafları, kitapçıları dolaştım, yok. Kitabı bulamıyorum. Abi kaç sene geçti üstünden ya. Artık o kitap bulunamaz yani. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Umutcuğum bence hiç öyle söyleme. Ben daha iyi bir fikir buldum. Aa. Neymiş? O şair benim hocamın arkadaşı çıktı ve doğal olarak bana ev adresini verdi. Şaka yapıyorsun. Ne yapacağız yani? Adamı getirtip zorla şiirlerini mi okutacağız? Yok. Demek istiyor ki hani adresi buldum. Belki adamda o kitabın baskısı vardır, biz de gider alırız, diyor.
Aynen yani rica edersek belki kitabı verir. Ya hadi o zaman ne duruyoruz, hemen rica edin. Ama siz beraber rica edin, ben gelemem çünkü benim sınavım var, ders çalışmam lazım. Ayrıca Umut da gelsin. Yani Umut'un elma hikayelerini anlatacak bir kardeşe ihtiyacı var değil mi? Doğru söylüyorsun. Valla ben daha zaten içimdekileri boşaltamadım, hadi gel. Yani çok teşekkür ediyorum Burcucuğum. Beni şimdi bu arkadaşla bıraktın, 2 saat ben bu adamı çekeceğim. Bir de bak şöyle düşün. Şimdi eğer şair kitabı vermek istemezse, hı, Umut gider, elma hikayesini anlatmaya başlar. Adam da bıkar böyle, yaka silker, kitabı verir. Hadi kolay gelsin. Yürü bakalım. Sevgi, babaannem bana çok kötü bakıyor. Nereye gitsem beni takip ediyor. Acaba benden hoşlanmadı mı ha? Yok ya, benim babaannem bayağı insan canlısıdır. Çok sever yani insanlarla sohbet falan. Bence yanına git, sohbet et onunla. Tamam, o zaman ben onun yanına gideyim, konuşayım, sohbet edeyim. Babaanne, nasılsın? Ne bağırıyorsun? Ya bu borsada bu hafta ne kadar yükseldi ya, Allah Allah. Oğlum, ben ne haldeyim, ne zorluk çekiyorum, sen ne diyorsun ya? Bursana be. Bak derdin varsa bana anlat, ben çok güzel dinlerim çünkü. Aynı anda 2 konferansı birden dinleyebiliyorum, o kadar yetenekliyim o konuda. Hadi anlatsana bana derdini. Kaşınıyorum evladım, kaşınıyorum. Çok fena kaşınıyorum. Pirebas Beybiköy'dük. Yaşamadan anlayamazsın evladım. Anladım. Ben yaşamayayım en iyisi. Allah! Bir şey söyleyeceğim. Acayip kaşınıyorum ben ya. Babaannenin köydeki evini pire basmış. Aa! Otur oğlum. O zaman ben pirelendim kesin. Bak bakayım kafama pire var mı? Çık kafanı! Şey, babaanne. Bu durum ne zaman oldu? Dün oldu, dün. İlk başta küçükler, göremedim. Kalabalık olunca anladım. Pire her yeri basmış. Atladım otobüse geldim. Kaşı oğlum. Ya onlar da seninle birlikte gelmiş babaanne ya. Bedavaya gelmiş namussuzlar ya. Bilip bile almamışlar. Ya babaanne ben bu pireler hakkında bir şey duydum internette, öyle yazıyordu yani. Bunlar var ya adama yapışıp ilini kemiğini kurutuyormuş, böyle kanını emiyormuş. Bak zaten benim buralarımda böyle böyle kabarcıklar mabarcıklar çıkmaya başladı. Ölümsüz pire mi bunlar? Vallahi mı? Gel Sevgi. Ya bana pire sıçırdı galiba. Ya sen pireleniyorsun gayret ya. Ben de ona diyorum, pireleniyorum, çok kötü kaşınıyorum. Pirelendiğin için pireleniyorsun yani. Ya psikolojik olarak pireleniyorsun işte. Ya Sevgi ne diyorsun ya, Allah Allah, öyle değil. Bayağı bildiğin pirelendin, psikolojik değil. Yani şu an bu derimi yüzüp çamaşır makinesine atıp kurutmak istiyorum. Çocuğun haline bak ya. Ufacık şeylerden ne hale geliyor bu. Takıntılı bu çocuk. Hep benim eczaneye gitmem lazım. Siz ne yapın biliyor musunuz? Bütün bu masaları ve sandalyeleri, örtülerin hepsini yakın. Hatta bu bölgeye yakın. Ben çık sen çık. Ya Gayret Efendi, bana oyun oynamak neymiş göreceksin. Burcu, yemek kitabımı gördün mü? Burcu, bu onun eski adeti. Boyuna kaybeder sonra başkasının üstüne atar suçu. Burcu, babana söyle kendi işine baksın. Beceriksiz şey. Burcu, söyle ona ben beceriksiz falan değilim. Burcucuğum, cümleye aç diye başla. Radyo icat olunduğundan beri o radyoyu tamir etmeye çalışıyorsun beyefendi diye bitir. Burcu, kızım radyonun parçası eksik.
Ondan şey edemedim ben radyoyu. Ha Burcu, babana de ki acaba parçanın eksik olduğu yer burası olabilir mi? Öyle de ona. Ya siz ne yapıyorsunuz? Burcu, 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 Burcu diye bağırıp duruyorsunuz sabahtan beri ya. Ben odamda ders çalışmaya çalışıyorum ama gerçekten ne yapıyorsunuz? O başlattı kızım. Ben bir şey ağzımı bile açmadım, cid demedim yani. O başlattı her şeyi. Yo, o başlattı. Senin üstünden bana laf aşırttı. Susun, lütfen susun. Ben size anlatamıyorum galiba. Odamda ders çalışmam lazım diyorum. Eğer ben bu sınavı geçemezsem mezun olamıyorum ve bir sene daha okumak zorunda kalırım diyorum. Anlatabildim mi? Hayırlı başarılar dilerim kızım. Bana bakın. Eğer gerçekten bir kez daha çıt çıkartırsanız ve Burcu derseniz bozuşuruz. Ya ben bu kadınları anlamıyorum abi ya. Ya biraz üstlerine gidersin, sıkıldım, darlandım derler. Arayıp sormazsın, niye ilgilenmiyorsun diye kızarlar. Ben anlamıyorum yani. Çok da kindar olurlar ha. Yıllar önce yaptığın bir şeyi en küçük bir tartışmada tekrar tekrar ısıtıp hemen önüne servis ederler. Aynen öyle abi. Sonra biraz üstüne git, hemen gözyaşı silahını çekerler abi. Ondan sonra da mazlum edebiyat. Klasik, sekmez. Yani demek istiyorsun ki kadınlar olmadan hayat çekilmez olurdu. Hayatı renklendiren de onlar. Doğru. Yanıyorum. Çok güzel. Evet. Gayret sen ne kokuyorsun ya böyle? Ya eczaneye gittim ya. Böyle kocaman kocaman biri ilacı şişelerinin 5 tanesini birden üstüme bocaladım. Çok rahatladım ama öldü bir tipler öldü ama yanıyorum. Allah ya niye yaptın ki boşu boşuna yapmışsın? Babaannem pirelenmemiş ki. Ya. Nereden biliyorsun acaba pirelenmediğini? Baktım. Büyüteçli bile baktım yani. Pire mire yok. Kondaki bu şeyleri, çilleri pire sanmış. Yaşlandı biraz. Hatta biraz bunadı diyebiliriz. Yazık. Bunadı mı? Niye bunadı ya? Ne? Ne dedin sen? Sen bana bunak mı dedin? Yok tövbe. Vallahi öyle demedim. Niye bunak diyeyim ben size babaanneciğim? Olur mu öyle şey? Dedin. Dedin zemzek. Kulaklarımla duydum. Bunak dedim bana ya. Vallahi demedim. Hiç öyle bir şey söylemedim. Ağzımdan öyle bir şey çıkmadı yani. Bir de bana sağır diyor şimdi. Sağır mı diyorsun sen? Vallahi duydum. Şurama oturdu yemin ederim. Sen benim babaanneme nasıl sağır dersin? Ya sevgili lütfen söyler misin? Ne olur Allah'ını seversen ağzımdan öyle bir şey çıkmadığını söyler misin? Ben demedim babaannen öyle bir şey. Lütfen söylesene hadi. Yani aslında cümlenin arasında bir bunak geçti ama Gayret... Demiş. Duydum demişsin işte bana bunak dedin. Kırayım senin kafanı. Gerçekten. Kafanı kırarım. Benim babaannem hiç hak etmedi bunu. Hiç bu lafları hak etmiyordu. Kır babaanneciğim. Kır kafasını. Ay. Oh. Ben ne diyordum ya? Ha? Neyse. Hatırlayınca bir daha gelirim. Rıfkan. Oğlum yardım et. Tamam babaanne. Yardım dikkatli ol. Yardım et oğlum. Ay. Şişt. Sus bakayım torunum, benim torunum. Sus babaanne. Sus be! Ay, babaannesi. Cevap verme babaanneme. Tamam, ne diyordun? Seni gebertin çocuğum. Selam. Ha anne! Nasılsın? İyi sen? Hoş geldin. Hoş bulduk. Şey, Sevgicim, sahur için neler yaptın onlara bakmaya geldim. Oho! Neler yaptın neler? Gel mutfağa böyle şey bir lezzet tur atalım sen de, gel. Çekil bakayım, çık! Turuncu seni, çekil! Vay be! Allah Allah ya! Merhaba. Kim? Babaanne. Ha çok memnun oldum. Verin elinizi öpeyim. Ay öp. Neyse Allah'tan beni unuttu bunak. Sevgi ağzımdan kaçtı. Ne olur söyle ne olur. Bunak değil. Çok da. Rıfkı tut bakayım oğlum şunu. Tut. Gel bir bakayım. Ay bir bakayım sana bir bakayım. Oy maşallah ne güzellik ya. Ay çok güzel bir kız. Kolay gelsin. Merhaba. Merhabalar. Biz Şair Coşkun Ünlü için bakmıştık ama. Ben de sizi bekliyordum. Engin de öğrencisiniz değil mi? Yok. Ben öğrencisinin nişanlısıyım. Bu da kardeşim Umut. Arayıp haber verdi zaten geleceğinize.
benim eski bir şiir kitabımı arıyorsunuz, öyle değil mi? Aynen. Evet, yani annemle babam için çok önemli o kitap. 40 yıldır o kitabı kaybetmenin kavgasını yapıyorlar. O baskısı elinizde var mıdır acaba hala? Var, var. Madem ki anneniz ve babanız için bu kitap önemli, o kitabı size vereceğim. Hem de imzalı olarak. Çok güzel. Tamam, siz geçin şöyle. Ben şimdi kitabı getiriyorum. Teşekkürler. Biz de nacizane size şöyle bir hediye getirdik. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ah yavrum benim ya, sana bayıldım ya. Maşallah sana, ne kadar akıllı, ne kadar güzel. Ya çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız gerçekten. Ya. Babaanneciğim, babaanneciğim, kulağım duymuyordur diye bağırıyorum. Acaba artık bir Hande Hanım'ı serbest mi bıraksak, bir salsak kızı, rahatlasa, sıkılmıştır, belki gidecek. Niye bırakmıyorsun ellerini, terlemiştir, bak yaz ayındayız. Ne alakası var ya? Ne alakası var, ne güzel konuşuyoruz kızımla burada biz, sen, sana ne oluyor? Evet, bir acelemiz yok, bir dur. Ah, sus sen, kalk, kalk, müşterilere bak birazcık, tembel tavuk. Ramazan ayındayız ya, dükkanda müşteri mi var? Bu hep böyleydi kızım bu. Hep böyleydi bu. Tembeldi bu. Hep yatıyordu küçükken. Kaldıramazdık bunu yataktan be. Bir bilsen, bir de bu 10 yaşına kadar altına işedi. Hep yatağa ıslattı bu. Aa! Külliyen yalan ya. Böyle bir şey olamaz yani. Saçma saçma konuşma babaanne ha. Benim canımı da sıkma. Adamı hastetme ya. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl böyle konuşuyorsun babaannenle? Ya olacak şey mi? Ne kadar ayıp ya. Oh. Hiç yakışıyor mu ya sana? Boş ver. Boş ver. Bu böyle bunu var mı bilsen? Bir de çapkındır bu. Hiç tipine bakmadan çapkındır bu, biliyor musun? Şimdi sevgilidir, bir kıza vurulur böyle, der ki ben gönlüm sende. Sonra bir bakmışsın hop başkasına kaymış gönlüm. Böyle güven olmaz buna. Babaanneciğim. Söyle canım. Bak insanlara beni yanlış tanıtıyorsun. Yapma böyle şeyler, tamam mı? Yanlış konuşuyorsun, konuşma. Senin şimdi bazen böyle yaşı kemale erdiği için gelgitlerin oluyor. Herhalde gittiler, bir daha geri gelemediler. Aa, ya çok ayıp ya, ne için konuşuyorsun? Boşver kızım, şımarttık bunu, biz böyle yaptık bunu, şımarttık. Ayıp nedir bilmez bu, ama sen bak ne kadar akıllısın, güzelsin. Böyle tiplerle işin olmaz senin, değil mi? Hı? Olmaz, olmaz, olmaz. Hı? Aferin sana, senin yanına, bak senin yanına böyle kumral, durumcu değil kumral. Böyle adilli olmalı, kaslı olmalı, böyle yakışıklı, mutlu, genelde mutlu bir çocuk. Babaanneciğim, 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 buyur Rıfkı. Hande'yi acaba böyle ailevi konularda sıkmasak mı? Başka konulardan mı bahsetsek? Ne? Sevgi Hanım. Sevgi Hanım, bir bakar mısınız? Güzel güzel, güzel güzel sohbet edin bakalım. Güzel güzel sohbet edin dedi. Duydun mu babaanne? Doğru konuşun dedi. Vur, sırtma vur. Vur. Anlat kızım, sen anlat. Annemlerle konuştum da sizi ve babaanneyi iftara bekliyoruz bu akşam. Yok. Şey olur, gerek yok, zahmet olur size ya. Yo yo, olmaz zahmet, olmaz. Annem zaten başladı hazırlıkları hemen. Akşam en güzel bir şekilde babaannemizi iftarda ağırlayacağız. Ama babaannem yaşlı ya, yoldan geldi, yorgun yani, gelemez. Yo yo, itiraz kabul etmiyoruz. Çünkü annem de etmedi, çok tanışmak istiyorlar. O yüzden babaanneyi bu akşam ağırlıyoruz. Ayrıca Sevgi, babaanneye kendimi sevdirmem lazım, biliyorsun. Çok tatlı bir şey ya. Ben sevdim, o da beni sevecek bence. İnşallah. Yaşlı bir kadın. İlk defa evimize gelecek ve bizim ona ikram edeceğimiz yemek yeşil fasulye. İşe bak yani. Allah'ım ya Rabbim. Biri söyler mi şu beyefendiye, fasulyenin nesi varmış? Ayrıca kendileri fasulye sevmiyorlar mıymış? Gayret evladımız özellikle rica etti. Ya insan hiç olmazsa çocuğun hatırına biraz özen gösterir. Anlamıyorum ki. Çok biliyorsan kendin yap. Gerekiyorsa en alasını yaparım. Hay sen hiçbir şey yapamazsın. Yumurta bile kıramazsın. Aa pardon, yumurta kırarsın, o da yere düşürdüğün zaman. Öyle gıcık gıcık gülüp bana nezaketimi kaybettirme Hatice Hanım.
Aa lütfen kaybet kaybet. Sen kaybetmeye alışkınsın. Şiir kitabımı kaybettiğin gibi. O kitabı ben kaybetmedim Hatice Hanım. Sen kendi kaybettin. Evet sen kaybettin. Hayır efendim sen kaybettin. Ya! Sen kaybettin. Ya yeter ya. Vallahi billahi yeter. Aa. Anne. Babacığım. Ya siz birbirinizi çok seven, çok iyi geçinen, harika insanlarsınız. Size bayılıyoruz. Sizin birbirinizle olan ilişkinize bayılıyoruz. Siz saçma sapan bir kitap yüzünden niye böyle yapıyorsunuz ya? İlk zamanlarınızı bir düşünsenize. Yani eminim çok güzel günlerdir. Evet. Çok güzeldi. Ben o zaman bir parkta şarkı söylüyordum. Oh yeah, yeah, yeah. Ah bebeğim koyunlar ağıldan ne kadar ırak. Unutma gözden ırak, gönülden ırak. Kiraz mevsimi gel ağaçlara tırmanak. Kurtlar kapar onları saklanarak. Şimdi kiraz mevsimi gel ağaçlara tırmanak. Şarkımızı yazsın göklere Anadolu rock. Ne berbat sesi var bunun ya. Kendi sesini duymuyor mu acaba? Aa. Hanımefendi etraftaki kediler bile kaçtı farkında değil misiniz siz? Bence şarkı söylemeyi bırakmalısınız. Çalmayın bence siz yapamıyorsunuz. Boşa gürültü. Siz ne anlarsınız musikiden, güzel sanatlardan, billur sesten? Siz onları aldırmayın. Sesiniz çok güzel. Ben biraz oturabilir miyim şu an? Yo yo. Haklılar, siz kibarlık yapıyorsunuz. Hiçbir zaman bir rock yıldız olamayacağım. Çok berbat söylüyorum. Sizce rock yıldızı olmak çok mu önemli? Yani şarkı söylüyorsunuz, hayallerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Daha ne olsun? Sizin var mı öyle hayalleriniz falan? Var tabii. Olmaz mı? Benim hayalim böyle yemyeşil ağaçlar içinde bir sürü çiçeğin olduğu, bir sürü hayvanın, tavukların, kuzuların dolaştığı büyük bir çiftliğim olsun isterim. İyi bir eşim olsun isterim. 4, hatta 5 tane çocuk. Onlarla birlikte hep beraber yenen kahkahalar içerisinde güzel yemekler, hoş sohbetler. Yani böyle tatlı küçük basit hayallerim var benim de. Bir de ayrıca ben de evet, şarkı söylemeyi çok severim. Çok güzel. Baban çok nazikti. Bana o kadar tatlı, o kadar güzel şeyler söyledi ki. Yerle bir olmuş moralimi düzeltti. Çok tatlıydı. Ben de çok kötü şarkı söylüyordum. Öyle böyle değildi. Ben Hatice'm o kadar güzeldi ki ona bakmaktan ben şarkısına hiç dikkat edemedim. Ya. Çok özür dilerim Vedat. Asıl ben özür dilerim Hatice'm, olur mu öyle şey? Beni hayaline ortak ettiğin için sana çok teşekkür ederim. Ama sen olmasan o hayaller gerçek olmazdı ki zaten. Ya siz çok tatlısınız ya. Ya siz birbirinizle kavga ederken bile çok tatlısınız. Biz hiçbir zaman böyle olamayacağız. Aa, aa. Aa. Çocuk işte ya. Umarım ilk günkü heyecanı dokunamazsınız. Ondan şüpheniz olmasın, gerçekten çok sevinecek. Ya size ne kadar teşekkür etsek azdır gerçekten. Teşekkür ederim. Biz daha fazla tutmayalım, sizin müsaadenizi isteyelim. Oturun çocuklar, nereye böyle? Aşk olsun Coşkun. Çocukları hemen yolluyorsun, iftara kalsaydınız. Hem bahçemizin elmalarından kompost hazırlıyorum iftar için. O! Tadına bakmadan gitmeyin. Kırmızı, yeşil, turuncu işte. Ya bu şey ya. Ya benim karımın rüyasında gördüğü elmalar bu ya. Ya Pelin'in aşerdi benim bir tür bulamadığım elmalar vardı ya Murat, bunlar onlar işte ya.
Ya şey, ağacınızda daha var mı? Ne olursunuz? Sakin. Duracağım. Hande'ye benim hakkımda neler söylüyorsun sen ya? Sen kimsin oğlum? Sen kimsin ya? Ne var oğlum? Ne var ya? Ben söylediğim şeylerin hepsinin arkasındayım. Ben Hande'ye senden daha çok yakışıyorum Rıfkı. Yapacak bir şey yok. Gerçi bu halim değil. Yani mutlu olduğum halim yakışıyor ama öyle. Zaten sen bu halde olduğun için seni dövemiyorum. Şu halinden bir kurtul var ya. Ümidi sıkacağım senin. Ya bırak. Ya Ece Bey! Neresi saçma sapma? Yapacağım şimdi ikinize bir dene. Allah Allah. Ya ben akşamki yemeğin derdindeyim. Sizin şu konuştuklarınıza bak ya, hala kendi derdinizdesiniz. Evet ya, sen kendi derdindesin. Burada kız ne hallerde? Sen hala Hande diyorsun ya. Akşam iftar var. Ya tam bitti, tam bitti. Vallahi buraya kadar. Gayret gelince çıkarıyorsun sen üstünü başını. Anlatıyoruz biz de bütün her şeyi Gayret'e. Yani aslında biliyor musunuz, ben bu babaannelik işine devam edebilirim ya. Yani her türlü ederim. Yavrum sen hiç sıkıntı etme. Sen işte ben böyle devam edeyim. Ver. Ya yok ya. Bu sefer sadece Gayret'i değil, herkesi kandırmış olacağız. Ben istemiyorum ya öyle bir şey. Yok. Abla! Sana yapılanları ne çabuk unuttun. Sana neler yaptı o Gayret, neler yaptı. Bir, bizi tuttu, kapkaç yaptırmaya çalıştı. Doğru. İki, kafana poşeti geçirdik, seni kaçırmaya çalıştık. Üç, dükkana soyguna geldik ya. Dükkana soyguna geldik. Tabii orada biraz problemler oldu ama orasını karıştırmayalım. Dört, kendini kaçırttı, sana duygu sömürüsü yaptı. Senin vicdanını zorladı ya. Olamaz böyle bir şey. Doğru söylüyorsun kardeşim. Doğru söylüyorsun. Bu daha benim intikamımın yarısı. Akşam da babaannesin. Oley! Ama böyle yani Gayret saf bunu şey yaptı da Hatice teyzeyi kandıramayız. Sana böyle daha gerçekçi bir şeyler yapmak lazım. Bana uyar. Yapalım. Hatice'm ya neler yapmışsın sen böyle tavuklar, mücverler. Ben de bir tek seni fasulye yaptın sanıyordum. Aşk olsun Vedat, sen beni tanımıyor musun? Hani kadıncağıza bu yemekler ağır gelirse fasulye yesin, hafif bir şey yapayım dedim. Ya sen var ya sen. Canımın içisin benim ya, ne mükemmel bir kadınsın sen ya. Ya ben seninle kavga bile edemiyorum Hatice'm. Bir bana birkaç açık ver ki oradan yürüyeyim ben ya. Vedat, sen de tuttuğunu koparan bir adamsın. Şurada radyoyu tamir ederken sana beceriksiz dedim, ay ne kadar zorlandım. Bir şeyleri yapama da laf yerini bulsun yani. Ne tamam, o zaman salatayı getirirken dökeyim sen gör. Ha tamam öyle ya. Sonra üstüne boyuna konuş. Merhaba. Size de merhaba. Beni bile görmediler ya, ne oldu bunlar böyle? Biz de sabahtan beridir kitabı bulmak için uğraşıyoruz. Bayağı keyifleri yerinde maşallah. Nasıl oldu bu iş? Teşekküre gerek yok. Böyle birazcık kızım, ondan sonra da kulaklarını çektim. Oldu yani. Zaten gönüllülermiş, hemen barıştılar. Ne? Ya bunu ne yapalım o zaman? Barışma hediyesi yapalım bari. Anneciğim. Ha kuzum. Şöyle size şöyle küçük bir sürpriz yaptım. Artık barışma hediyesi olarak kabul edin. Aa. Bu bizim kaybolan kitap değil mi ya? Hem de şair imzalamış. Ya Hatice'm, ya şöyle eski günlerdeki gibi beraber birkaç şiir okuyalım ha. Benim çok sevdiğim araçsın onu. Bunları böyle mutlu görmek o kadar güzel ki. Gerçekten de öyle. Murat, acaba kitabı vermese miydik diyorum. Hazır barışmışlardı. Bir sonraki kavgalarına saklayabilirdik. Aslında fena fikir değilmiş ama biraz geç oldu galiba. Ah buyurun efendim. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz efendim. Oh. Beni öpeyim. Öp yavrum öp. Ay. Hoş geldiniz. Çok memnun olduk. Babaanne. Bu benim annem. Hatice, bu da benim babam Vedat. Birinci sınıf ailedir hepsi. Çok güzeller. Bu da benim babaannem Müfide. Hoş geldiniz efendim. Çok memnun olduk. Efendim ben de çok memnun oldum. Hoş buldum. Yalnız eviniz çok tepedeymiş yani. Çık bitmedi. Ölüyordum yolda ya. Allah, ben sizi bir yerden hatırlayacağım yani. Sevginin küçüklüğünü de bilirim de hani acaba o zaman oradan mı? Hatırlarsın Vedat'cığım, eskiden mahalleden hatırlarsın. Gençken güzel kadındım ben, aklınızda yer etmiş demek ki.
Vedat Bey. Babacığım hadi geçelim içeri. Geçelim, geçelim. Oh, geç nene geç. O çirkin çocuğa söyle su getirsin bana. Oh. Sana dedi galiba. Çok şükür ya. Ha gözüm açıldı ha. Hadi bakalım, ye bakalım elmadan. Hah. Hadi ye, ne duruyorsun ya, yesene. Ya tamam yiyeceğim ama yani birazcık bu anın keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Yoksa ben de sabırsızlanıyorum. Peki. Güzelmiş. E tamam hadi saldır hepsi senin. Ay yok. Yeter bu kadar. Zaten birazcık midem bulandı benim. Nasıl ya? Ya bir haftadır bu elmayı sayıklıyorsun Pelin. Ya işte yedim yetti bu kadar. Bir ısırık yeter. Nasıl bir ısırık yeter ya? Bütün bu tantana bir ısırık için miydi aşkım? Ya evet bir ısırık içinde. Ya ama en azından içimde ukde kalmasını önledin. Yani bu yüzden çok iyi bir baba olacaksın. Tamam seni mutlu ettiyse yeter bir ısırık. Zaten senin mutluluğun her şeye değer. Pamuk şekerim benim. Pamuk şeker mi? Ne? Şaka yapıyorsun değil mi aşkım? Pamuk şekeri aşermedin değil mi şu an? Ne renk olsun? Yeşil, bordo, şeffaf, fosforlu ne olsun? Pembe olsun. İyi tamam alırız ya. O zaman şu çorbamı içeyim ben. Tamam. Afiyet olsun babaanne. Maşallah. Ya, ama çok yemedin mi dokunmasın. Senin bu ortan biraz pinti mi? İki lokma bir şey yedik be. Ettiği laflara bak. Ayıp. Yok yok pintilikten değil. Onunla alakası yok. Helal hoş olsun. Hepsini yiyin ama ben sizin sağlığınız için dedim. Dokunmasın yazık. Merak etme oğlum merak etme. Ben seni de gömerim. Seni de gömerim yaşlı. Mutlu gelmedi. Nerede kaldı ki bu çocuk? Mutlu. Mutlu Rıfkı'yla dükkanı yalnız bırakmayayım dediler. Hem de bırakmayınca da iftarı da orada yapalım dediler. Dükkandalar yani. Hay. Mutlu. Bu küçük olan ha yakışıklı olan. Hay maşallah. Nasıl bir çocuk o ya? Bayıldım ona ben. Fişek gibi. Koşturuyor, hiç durmuyor. Bütün dükkanı o çeviriyor. Bu şey yapıyor bak. Mutlu mu fişek gibi? Biraz tembeldir ama. Biraz mı? Yok, yok, yok. O çocuk zeki. Zeki o çocuk. Çok zeki. Maşallah. Hep düşünüyordur o. Düşündüğünden yoruluyordur o. Vallahi maşallah. Zaten bütün zekayı o almış. Buna hiçbir şey vermemişsiniz. Babaannem, mutlu da iyidir ama ben de fena değilimdir yani daha tanımadınız ki beni. Babaanneciğim, Gayret bayağı zekidir, çok akıllıdır babaanneciğim. Bir tanısanız yani. Tipe bak. Gelinliğe bakılıyor ya. Eminim içinde çok güzel olacaksın. İçinde çok güzel olmam önemli değil. Önemli olan birlikte güzel olabilecek miyiz?
yan yana durabilecek miyiz? Niye durmayalım Nuri? Baksana annem ve babana. İlk başta ne kadar tezat insanlarmış. Ama sonra tek bir hayalin içinde eriyip tek bir insan olmuşlar. Ve birbirlerine olan sevgileri de onları bugünlere kadar getirmiş. Doğru söylüyorsun. İkisi birlikteyken çok güzeller. Sence biz öyle olabilecek miyiz? Olacağız tabii. Hatırlatırım. Bizimkiler sudan sebepten kavga ettiğinde onları kim barıştırmıştı? Ben barıştırmıştım. Sen tabii. Çünkü sen sevgi dolusun ve çok duyarlısın. Burcu, sen muhteşem bir eş olacaksın. İşte ben de elimden geldiğince sana ayak uydurmaya çalışacağım. Ve biz bu işi başaracağız. İçimdeki bütün korkuyu silip attın. Ben arada böyle tökezlersem konuşmayı sık sık yap, olur mu? Tamam, yaparım. Ama sen de unutma, önemli olan tökezlemek değil. Tökezledikten sonra doğrulup yan yana yürüyebilmek. Müfide Hanım teyzeciğim. Daha kalacak mısınız burada? Kalacağım. Sonsuza kadar kalacağım. Burada kalacağım. Sevginin, torunumun yanımda kalacağım. Evlensin. Aynı evde yaşayacağım onunla. Hep onunla kalacağım ya. Ne yapacağım ben? Ben ne yapacağım? Ne oldu? Hoşuna gitmedi mi Gayret Efendi? Ha? Olur mu babaannen? Başımızın üstünde yeriniz var. Kal tabii manasında baktım ben sağa sola. Ha, bakarsın. Buradayım. Hemen tependeyim. Dükkanına da tependeyim. Bakacağım sana. Ölüyor, ölüyor. Hadi bakayım çöpe at bunu. Kış çöpe at bakayım. Var mı tatlı? Bileyim ona göre yiyeyim ben. Az yiyeyim. Var nenem var. Var tatlı da vardı. Allah Allah ya. Ya ben sizi bir yerden çıkaracağım, tanıyacağım ama nereden bilemedim ya. Ama nereden? Allah Allah. Allah Allah. Çok kötü oldun değil mi evladım? Ne diyorsun annem ya? Bu mutfağa kadar hayatımın en zor yürüyüşünü yaptım. İki kere bayılmanın eşinden döndüm ben. Evladım ne yapacaksın? Yaşlı kadın, ailenin büyüğü. Artık biraz sabırlı olacaksın. Neyine sabredeceğim annem ben? Neyine sabredeceğim? Baksana sevginin yanında yaşayacağım diyor. Ömrüm sonuna kadar onunla olacağım diyor. Anne sevgiyi çok seviyorum. Çok aşığım. Onunla evlenmeyi çok istiyorum ama... ben bu babaanneye katlanamam. Biraz sevseydik. Sevgi için bütün fedakarlıkta bulunurdu. Ama kadın benden nefret ediyor. Yok ben bu gidişle sevgiye olan aşkımı kalbime gömeceğim. Ömrüm boyunca yalnız başıma mahvolacağım buralarda. Tamam oğlum tamam. Hadi kendini harap etme. Tamam hadi. Ya nenem ya. Ya ben seni bir yerden çıkaracağım. Mutlaka bir yerden çıkaracağım. Yani bu burun, bu eller bir tanıdık geliyor bana. Sen en son ne zaman İstanbul'a geldin nenem? Soruya bak. Sana bir şeyler hatırlattım herhalde Vedat Bey. Eski kız arkadaşınıza falan mı benziyordum ben acaba? Torunum, en sevdiğim. Neredesin kız? Oy. Benim size bir şey söylemem lazım. Dayanamayacağım yani söylemek zorundayım. Bu babaannem sandığınız kişi... tövbe tövbe.
Evet Vedat amca, sen yanılmıyordun. Tanıyorsun onu. En başından beri söylüyordun zaten. O kişi babaannem değil, Mutlu. Ne? Sürpriz, sürpriz. Şaka, şaka yaptık biz. Ramazan şakası yaptık biz. Ulan bir de saçma sapan şaka mı olur oğlum ya? Deli misiniz çocuklar ya? Derdiniz ne? Ben biliyorum anne. Ben biliyorum. Sevgi bana eziyet çektirmek için böyle bir oyun oynadı. Sağ ol Sevgi. Gayret, gayret öyle değil. Ne eziyeti ya? Şey yap, şaka yap ya, aferin ya. Gerçekten aferin ya. Sana aferin ya. Burada açıklanırım bu şekilde, bu şekilde alınır tabii çocuk. Ya sen, ben dedim değil mi? Yapmayalım dedim yani bugün. Yapmayalım. Yeter! Git elini yüzünü yıka. Baba ya. Ayağım uyuşmuş ya, iki saattir burada oturmaktan. İki saattir burada mı oturuyorsun? He, sen gittiğinden beri böyle oturuyorum. Bir de birkaç tane mum eridi. Dur yardım edeyim ben. İyi misin? Gayret, benimle uzun bir yolculuğa çıkmaya hazırsan, iyi günde, kötü günde seninle olmak, seninle yaşlanmak, bütün mutlulukları seninle beraber tatmak istiyorum. Benimle evlenir misin? Bu benim evlenme teklifim mi? Ha, evet, senin evlenme teklifinde, senin teklif etmeye fırsatın olmayınca... Ben teklif edince benim teklifim oldu. Gayret. Benimle evlenir misin? Evet. Evlenirim. Seninle öyle böyle evlenmem. Acayip evleneceğim seninle. Seninle var ya bir evlenirim. Hop, çok evleneceğim. Çok güzel evleneceğiz. Sayın davetliler, sizlerin ve şahitlerin huzurunda nikah akdi de başlıyorum.
yüzüğü saklıyor musun bakalım? Yok. Çünkü çok daha güzelini almaya karar verdim. Dans edelim mi? Olur. Gelinlik yemediğim için içimde ukde kalmıştı. Şu an o kadar mutluyum ki. Meğer sadece hıhı mı? Ya aşkım şimdi ağzıma çıkan bir şey aşıracaksın. Sonra senin bu güzelliğine doyamadan yollara düşeceğim diye korkuyorum. Yani bu mutluluğuma limon sıkmak istemedim. Limon dedin sen değil mi? Benim. Şaka şaka. Şu an karşımda olmandan başka hiçbir şey istemiyorum. Öyle mi? Öyle. İyi ki varsın. Sen de. Sana çok güzel bir düğün hediyem var. Sen zaten bana hediyelerin en büyüğünü verdin. Ama merak ettim. Neymiş? Babanın suysuzluğunu kanıtlayacak çok büyük bir delile ulaştım. Yakında aklanacak. Ah be Hatice'm. Yıllar önce bir hayalimiz vardı, hatırlıyor musun? Sonunda gerçek oldu. Çok şükür.